Hepinize tekrar merhaba. Vakit ayırdığınız için, bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Çoğunuzun bildiği üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımlarıyla bir program, etkinlik gerçekleştiriyoruz bugün. Computational Design Lab Kulübü adına bugün giriş konuşmasını ben yapacağım. Sonrasında bizlere yardımcı olacak Asude ve Özge arkadaşımıza da sizin adınıza teşekkür ederim. Onur Bey'e de davetimizi kırmayıp bizimle olduğu için bugün çok teşekkür ederiz. Ben etkinliğin içeriğinden kısaca bahsedeceğim. Onur Bey'i kısa bir tanıttıktan sonra Onur Bey'in sunumunu izleyeceğiz. Sunum tamamlanacak. Sunum sonrasında ise sorularınızı yazılı ve sözlü olarak alıp üzerine konuşmayı planlıyoruz. Onur Bey aslında mimar kimliğinin yanında deneyimli bir hesaplamalı tasarımcı, aynı zamanda da eğitmen. ODTÜ Mimarlık Fakültesinden mimarlık lisansını almış, yüksek lisans ve doktorasını MIT'de tamamlamıştır. 2006 yılında Cohn Pedersen Fox New York'ta hesaplamalı geometri grubunu kurmuştur. Hesaplamalı mimari üzerine yaptığı çalışması Elements of Parametric Design'da yayınlanmıştır. 2009 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı'nın müfredatını geliştirmiş ve aynı zamanda yönetmiştir. Dünya genelinde ise çok sayıda okul ve atölyede mentor olarak görev yapmıştır. Şu anda New Balance'da Creative Manager of Computational Design pozisyonunda çalışmaktadır. Onur Bey, tekrar aramıza hoş geldiniz. Ben sözü size bırakıyorum. Tamamdır. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. İlginç bir etkinlik. Bir yandan da hani başlık itibariyle hani hesaplamalı tasarım ya da tasarım ve uçtaki teknolojiler diye çevirebileceğimiz bir durum var. Bununla ilgili tartışacağız. Ben özellikle şeye de değineceğim. Yani bu son zamanlarda sizin de dikkatinizi çektiğini düşündüğüm işte AI, Artificial Intelligence, Machine Learning araçları vesaire gibi şeyler. Bunların hepsine bakacağız. Şimdi tabii onun bir altyapısını oluşturmak gerekiyor öncelikle. O altyapıyı oluşturmak birinci önemli şey. İkinci önemli şey de çünkü o altyapıyı ancak oluşturduktan sonra konuyu bence bir şekilde bağlayabileceğiz. Ondan sonra da biraz hani bir örnekleri görelim. Aslında hani tasarım düşüncesiyle bu hesaplamalı olaylar ya da bilgisayar olayları nasıl harmanlanıyor onu bir şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Ben şimdi şu şeyi hazırladıktan sonra ekranımı paylaşacağım. Şöyle yapalım. Ondan sonra da burada şöyle sesi de paylaşayım. Belki video klipte çalarız. Ahmet sana şeyi soracağım. Süremiz esnek, değil mi? Yani öyle bir şey. Evet. Tamam. Tamam. Evet hocam. Ben yani çok çok fazla zaman almak istemiyorum ama göstermek istediğimden biraz daha fazla bir şey bir araya toparladım son anda. Ama iyi olacağını düşünüyorum. Bu herkese tekrar merhaba. Önce bir kendimi tanıtacağım ben biraz. Kendimi de hani yaptığım işler ve bulunduğum yerlerle ilgili tanıtacağım. Çünkü zaman geçtikçe şeyin farkına varmaya başladım. Yani bulunduğum yerler, yaptığım işler, tanıştığım insanlar benim kariyer gelişimimde çok büyük etkisi oldu. Yani tabii hani başlarda insan bunu biraz daha mekanik görüyor. İşte CV şöyle, işler böyle falan gibisinden. Şuralarda bulundum, buralarda bulundum. Sonra zaman geçtikçe aslında burada bir benim yani normal bir baza oturmayan bir kariyer hareketim var, planlarım var. Onun da ilginç sonuçlar getirdiğini düşünüyorum. Ha, buradaki kolej aslında biraz onu gösteriyor. Yani hani artık binalardan, gökdelenlerden, ayakkabılara, objelere, işte interaktif installation'lara uzanan bir harman var. Çalıştığım şeyler yine işte geniş bir spektrum. Yani mimarlık, ürün tasarımı, eğitim verdim. Özel olarak şey yapıyorum, danışman olarak çalıştım, çalışıyorum. Artı şey yani biraz da böyle işin idari taraflarına kaymaya başladım. Burada da şu var hani hesaplamalı tasarım nedir sorusunun ötesinde aslında firmalar artık şeyle geliyorlar. Yani böyle bir takım
Nasıl kurulur, niye kurulur, ne yapılır, araçlar nasıldır, hangi tür insanlar katılmalıdır falan gibi böyle bir genel çerçevede çalışıyorum şu anda. Çok hızlı bir şekilde size bir kendi işte küçük bir özgeçmiş grafiği, birkaç tane böyle hani örnek nokta göstereceğim hayatımdan. Şu şeye giderseniz aslında benim bu 98'de şeye girdim. Elektrik elektroniğe girerek başladı hayatım benim ODTÜ'de. Arifen Lisesi'ni birinci bitirdim. Elektrik elektroniğe girdim. Hazırlık okudum. Birinci sınıf okuduktan sonra ben mimar olmak istiyorum deyip mimarlık bölümüne geçtim. Ondan sonra da mimarlık bölümünü bitirdikten sonra da MIT'ye geldim direkt. Yani mimarlık bölümünü de birinci bitirdim. Ondan sonra MIT'ye master'a geldim. O süreçte tabii ilginç şeyler başladı. Yani oradaki artık böyle mimarlıktan hani aslında son yıl ODTÜ'de Şebnem Yalınay'ın açtığı hesaplamalı tasarım dijital stüdyonun çok etkisi vardır benim hayatımda bu patikanın başını çizmekte. Daha sonra şeyi görebilirsiniz. Yani bu mavi aks eğitim verdiğim yerler. Ya bu şu anda CIDI denen şey bir on-demand dersim var. İsviçre'de bir şey kuruluş. Onlarla veriyorum. MIT'de bir dönem ders verdim. İşte 2019'da Rhode Island School of Design'da doktoramı yaparken verdim vesaire. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden zaten bahsettik. Pratt & Whitney'de bayağı bir böyle mentor olarak çalıştım. Bu pembe magenta renk full time, ay pardon, kendi konsa yani kendi kurduğum şeyler, oluşumlar. Önce bir OCDC diye bir şey vardı. Son zaman yani birkaç yıldır Bexoni diye bir şey var. Yine bu danışmanlıkla ilgili bir çalışma. Bu yeşillerde benim full time kabul edeceğiniz yani aslında tam zamanlı olarak çalıştığım yerler. Gördüğünüz gibi New Balance hiç hayatımda olmadığı kadar uzun bir bar oluşturdu. Yani 6,5 yıldır New Balance'layım. Orada da büyük bir takım kurduk. Takımı geliştirmeye devam ediyoruz. Eğitimimde de bence ilginç nokta şu. 2006 ile 2011 arasında yani benim master'ı bitirdikten sonra doktora ile arasında 5,5 yıl var. Yani ben 5,5 yıl okuldan ayrı kaldım. O da ilginçti çünkü döndüğünüzde yani hem yaşım ilerideydi hem statü olarak başka yerdeydim ama o 5 yılda full time öğrenciliğe geri dönmeyi göze aldım. Ama dediğim gibi bence kırılma noktalarından birisi bu istediğin şeyi yapmak yani içinden gelen şeyi yapmak hani mimarlığa geçme benim için bir kırılma noktasıydı. Yani tabii ilginç bir portfolyo çıkıyor buradan. Bunların çoğu bina. KPF'de 2006'da çalışmaya başladım. Orada çalışmaya başladığımda hesaplamalı tasarım pek böyle hani çok adı bilinen bir şey değildi. New York'ta aslında 8 kişi falandık. Yani böyle bu işlerle biraz uğraşan. Daha sonra genişlemeye başladı. 40 tane bina üstünde çalıştım. 3,5 yıllık süre zarfında. Birazından bahsedeceğim. 2008'de bu Mineuskar'ın bir aslında ortaklaşa create ettiği SIGGRAPH Los Angeles'ta bir sergiye katılma şansım oldu burada çalıştığım binalardan birisiyle ilgili olarak. Hep derdim şeydi tabii hani bu görsel imajın yani görsel olarak algıladığımız şeyin aslında gerçeğe nasıl dönüşebileceği, gerçeğe dönüşürken hani nelerin kaybedilip nelerin kalacağı, işte bina yapılırken vesaire. Bunlar ilgi alanlarımı çeken şeylerdi. O zaman tabii böyle hani 3D printerlar falan da var tabii ki var ama mesela bu object daha plastik hani ya da TPU bazı şeyler print eden makineler yeniydi. Onlarla bir süre hani böyle ben artık KPF'in binalarını alıp daha böyle deneysel çalışmalar falan yapıyordum. 2009'da da bu Robert Woodburn'in yazdığı kitapta bir şey yazdım. Şurada zaten var isim. Ya bir chapter yazdım. Bayağı erken zamanlı hani bir katkı oldu diye düşünüyorum. 2010'da bu bina daha inşa edilmeden bir ödül aldı. Bu ilginç bir binaydı. Bahsedeceğim. Daha sonra da 2009'da yine Şebnem Yalınay'la başlayarak yani bilgideki lisans eğitimini başlattık. Buradaki ilginç durum da şuydu. Belki duymuşsunuzdur. Computation Based Basic Design diye bir isim verdik. Yani orada aslında biz hani ODTÜ'nün bu temel tasarım anlayışını biraz daha böyle hesaplamalı fikirlerle harmanladık. Ve ben ayrıldıktan sonra ben aslında 2000 bu tarihte bir hata. 2010 değil bu. 2012 muhtemelen. 2012 falan olması lazım. 2011'de ben ayrıldım çünkü benden sonraki sene aslında Biennale'e gidip şey yaptılar. Yani bu parça orada sergilendi. Bu sırada ben Şili'deydim. Aynı yıl yanılmıyorsam. Ve hani bu installation'ı binanın içine kuruyorduk Şili'de, Santiago'da.
Bu da aslında biraz şeydi, yine eğitimle ilgili bir durumdu. Çünkü öğrencilere hem bu sofistike tasarım anlayışını anlatıp hem dijital fabrication öğretip hem de biraz interaksiyon nasıl olur falan gibi bir anlatma derdimiz vardı. Bu projeyi de hızlıca değineceğim az sonra. 2012'de Mimarlar Odası, Türkiye'deki yani Ankara Mimarlar Odası'yla bir yayın yapmamı istediler. Ben de şey dedim o zaman, yani İngilizce de yaparsanız yaparım yayın dedim. Bu da böylece hem Türkçe hem İngilizce dünya çapında yayılan bir hesaplamalı tasarım üstünde bir yayın haline geldi. Online Dosya 29 Computational diye ararsanız karşınıza çıkacaktır. Bunları biraz hızlı geçelim. Bu fikirleri aslında hani biraz da geri çekip birinci sınıf öğrencilerine, yine işte 2015'te Rhode Island School of Design'da ders verirken Basic Design'a benzer bir sistem düşünelim. Hani oradaki hani parçadan bütüne nasıl gidilir, bütünden parçaya nasıl dönülür falan gibi bu hesaplama tasarım fikirlerinin uygulandığı bir stüdyo yürüttüm. 2015'te bu MIT'nin bir yandan mimarlık yapmaya devam falan, hani bir Atlas öğrenci merkezi aslında burası. Oranın tasarımını lead ettim bir süre. Benden sonra Gensler'a verdiler. Onlar değiştirdi tasarımı, bitirdi. 2016'da doktoramı bitirdim. Burada da daha ziyade böyle insan makine interaksiyonu, işte hani bilgisayarın yapabildiği şeyler, yapamadığı şeyleri highlight etmekle alakalı bir şey vardı. Yine bu şeyde isimleri tanırsınız. Bakın, Gülen Çağdaş, Mine Özkar vesaire. Bu 2007'de, 2017'de basılan bir Springer Journal'ı, CAD Futures konferansından. Burada bir sunum yaptım. Doktora teziyle ilgili bir çalışmamdı. Burada bastım tekrar vesaire. Şimdi tabii bunlar olduktan sonra ben böyle 2006'da bir ayakkabı dünyasının içinde buldum kendimi, hiç beklemediğim şekilde. Onu da hızlıca anlatacağım. Şimdilik geçiyorum. Oradan öğrendiğim şeyleri de yine tekrar böyle hani MIT'deki derslere, additive manufacturing ile ilgili derslere kattım. İşte oradan da bir paper çıktı. Tekrar Acadia'da öğrencilerle bir paper bastık. Daha sonra işte başka yaptığım şey de aslında bu software firmalarıyla çok yakından bir ilişkim var. Bu Anthropology, bir implicit modeling dediğimiz daha böyle işte hani hacimsel voksellerle çalışan ve kural bazlı sistemlerle katı cisimler ürettiğiniz bir şey. Ve bunun CEO'su benim aslında Pratt'teki mentoru olduğum çocuklardan bir tanesi falan. Böyle birkaç tane isimle karşılaşacaksınız. Böyle geçmişte karşılaştığım workshop'ıma katılan ya da öğrencim olan insanlar, böyle CEO olarak startuplarda çok ilginç şeyler yarattılar. Yine bunlar küçük tasarımlar var. Bu çok ilginç bir tasarım çünkü aslında çok basit bir şey. Yaptığım hayattaki en basit şeylerden bir tanesi. Yalnız bu Time Magazine'e çıktı. O yüzden de yani benim hiç beklemediğim bir şeydi. Bu yılın işte en iyi 50 inovasyonundan birisi olarak kabul edilmişti falan. Hiç, ben sadece dediğim gibi ön kapakta yani yapabileceğiniz en basit tasarımlardan birine katkıda bulunmuştum. Ama bu da naçizane güzel bir sürpriz oldu. TEDx konuşmam var bir tane. Bunları yine tartıştığım, özellikle insan komponenti hesaplamalı tasarıma nasıl gelir diye 2020'de bir talk verdim. 2020'de Segre'de de keynote verdim. 2021'de Fransa'da bir şeyde, sergide işte bu yaptıklarımız, ayakkabı ile ilgili şeyler çıkmaya devam etti vesaire vesaire. Şimdi burada tabii yani asıl vermem gereken şey, hani bunları ben yaptımdan ziyade şuna bakmamız lazım. Burada şunu anlatıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi çok böyle aslında bir sürü kaybolduğum ya da bazı kararlar değiştirdiğim noktalar var hayatımda. İşte hani doktoradan sonra şey, masterdan sonra doktora yapmamak, doktorayı bitirdikten sonra mimarlığa dönmemek, bilgide yani kendim beraber kurduğum bir programı bırakıp gitmeyi tercih etmek ya da tercih etmek zorunda kalmak doktora yapmak için falan gibi böyle bir zor bir sürü aldığım karar var. Yani şimdi buradan bakıp anlatınca böyle şey gibi görünüyor olabilir. Aa, ne güzel, ne kadar fazla şey yapılmış falan. Bunun hepsinin altında tabii bu kan ter ve gözyaşı sabit olarak var yani. Hani emek olmadan ve ciddi kararlar almadan bunların hiçbirisi olmuyor. Çok zorluklar da var. Yani bu size gösterdiğim yaklaşık, hani liseden bahsettim, 98, hadi oraya geçelim. Üniversite yaklaşık 21, 20, 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 20 yıldan daha fazla bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu bir yol çiziyorsanız kendinize, yani bir alana ilginiz varsa, kararlarınız değişse dahi yani o sizi ilerleten momentuma inanmanız bence önemli. Mesela bunu söylemek için bunları gösteriyorum. İkincisi, akademiyle ve endüstriyle sürekli beraber ilişkide bulunmak da bence değerli bir şey. Çünkü birinde öğrendiğinizi öbür tarafa getirme şansınız var bu bilgiyi. Ve bunu yeniledikçe de sürekli kendinizi de yeni tutma şansınız olacak. Teknik şeyler çok önemli. Özellikle kariyerinizin başında işe alınırken siz hani
ya da işte bir yerde eğitim vermeye başladığınızda bu teknik bilgileri sahip olmak çok değerli bir şey. Ve hani ileride tabii bunu azaltabilirsiniz. Yani daha böyle yönetime doğru geçip teknik bilgileri hani o kadar kullanmanız gerekmeyebilir ama bir şeyin nasıl çalıştığını bilmek her zaman size insanları lead ederken de yani insanlara yol gösterirken de bence çok gerekli bir şey. Tabii şey de var yani bu teknik yetenekleri geliştirirken kendinizi insan olarak da geliştirmeniz gerekiyor. Yani burada mesela çok kısa bir örnek vereyim. Hani ben şu anda hani yönetici klasmanındayım şey deniyor Balance'da ama aslında biraz hizmetkar yönetici diyoruz biz onu. Yani benim birincil görevim insanlara tırnak içinde patronluk yapmak değil tam tersine piramidi ters olarak düşünün. Ben piramidin tepesindeyim bizim grubumuzda ama en alttayım aslında. Bütün çalışanları, bütün elemanlarımı, bütün benim grubumdaki insanların işlerini doğru ve değerli şekilde yapabilmeleri için ve yaparken de sağlıklı ve mutlu olmaları için onları o ortamı yaratmaya çalışan kişi benim. Yani bizdeki hani bu şey yöneticilik anlamı böyle bir şey. Yani kimseyi yönetmiyorum aslında, kimseyi manage etmiyorum. Sadece ortamı onlar için hazırlıyorum. Ve en sağlıklı şekilde onların zaten hepsi profesyonel insanlar. Onların yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaya çalışıyorum. Ve bunları yaparken de biraz tabii kendinizden vazgeçmeniz gerekiyor. Yani insanları anlama, doğru kaynakları çekebilme, işte hani insanlara hani hak ettikleri şekilde davranabilme gibi problem çözme yani bazen konflikt olduğunda problemleri nasıl çözeceğiz falan bunlar da bu yani soft skill'ler bunları geliştirmemiz hayatta çok çok önemli yani başarının anahtarlarından bir tanesi o bence de şeyden bahsettim gördüğünüz birçok projede zaten ortak interdisipliner çalışmalar var bunları takip edin insanlarla sürekli beraber çalışın vesaire bu aslında bir özet. Şimdi 2 dakika şunu durduracağım. Tekrar başka bir sunum açacağım size. Bu bir tanışma oldu. Şimdi biraz daha şeye girmeye çalışacağım. Yani bu hesaplamalı tasarımla ilgili birazcık hesaplamalı tasarımdan ne anlıyoruz? Kimse sormasa da ben onu anlatmayı biraz seviyorum. Çünkü herkes başka bir şey anlıyor. Daha sonra da şeye bakacağız. Daha sonra da bu en son çıkan teknolojilere dediğim gibi onlara bir göz gezdireceğiz. Ondan sonra da tartışırız. Ben şimdi tekrar şu ekranımı paylaşayım. Hop. Görünüyor değil mi şu anda? Tamam, tekrar. Şimdi computational design, hesaplamalı tasarım, mimarlık ve yaratıcılık diye bir şey. Şimdi buradan bakarsak, az önce bahsettiğim bina, bu ilginç. Burada daha detaylı halini görebiliyorsunuz binanın. Yani bu yapıyı yaparken, şunlar otobüsler. Yani şurada gördüğünüz şeyler. Ölçeği siz düşünebilirsiniz. Yani yarım kilometre, yarım kilometrelik bir bina bu. 17 tane yanılmıyorsam tren hattı var. Bu Grasshopper öncesi böyle bir Generative Components diye bir program vardı. Biraz yine Visual Programming, görsel programlamanın olduğu. Öyle bir yapı. Burada benim esin kaynağım bu Geiger'ın imajlarından bir tanesiydi. Onu da şey olarak getirdim. Yani çok böyle eklemeli bir bina modeli vardı. Rhino'da çok çok iyi yapamayan biri tarafından yapılmış. Yani biraz böyle hani tam şeyler akmıyordu, oturmuyordu falan. Sonra ben bunu götürüp bu modeli yaptığımda orada bir patlama oldu tabii. Hani ki birdenbire böyle firmada böyle modeller yapabiliyor muyuz falan gibisinden. Tabii buradaki şey hem oradaki akışkanlık, bunlar artık parametrik mimarlığın hani biraz promisleriydi, sözleriydi zaten. Bir yandan da bunun içine bir sürü bilgi gömebilme, burada gömdüğümüz işte sayısal bilgileri strüktür olarak, yapı olarak vesaire çekebilmemiz konusu. Ama ben hep şeyin savunucusu oldum yani. Burada bir bina var. Evet, bunun teknik zorlukları var. Hem bu konuda konuşalım hem de kafamızdaki mental imajlar yani tasarımla ilgili amaçlarımızı, görsel güdülerimizi asla kaybetmeyelim. Ve bunun ispatı için de aslında hem yani bu şekilde modeller yaptık. Bu da yine SIGGRAPH'e giden modellerden bir tanesi. Alt kısım CNC ile kesilmiş. Plexiglass'a görüyorsunuz. Lazer kesici. Üsttekiler tül gibi aslında çok ince objet. O zaman objet daha çıkmamıştı piyasaya ama biz bir yerde test yapıyorduk makinalarla ilgili. Onunla print edilmiş bir şey. Yani o aslında küçük detayları vesaire gösteren bir model. Sonra da daha o mental imajı yani o görsel dünyayı anlatan bir şey. Bir model. Bunların hepsi gitti. Şeyde gösterildi. Yani bunun amacı da şunu anlatmak. Yani tasarım aslında çok geniş bir fikirdir. Birçok ürünü olabilir, görsel ürünleri olabilir, yapısal ürünleri olabilir.
Yani ne kadar anlarsak o kadar çok yaparız ama çok tekniğe gömülüp de şeyi de kaybetmeyelim. Yani estetik tarafı, başka değerleri de kesinlikle kaybetmeyelim. Bu zaten tasarımın hani bütünü böyle bir şey. Tasarım hem bir fonksiyonu gerçekleştiren hem de bizi memnun ve mutlu eden bir şey olmalı. Yani çok basit tanımıyla tasarım bu. Burada da mesela şey var, bu kule. Bu kule ilginçtir. Ben öğrenciyken aslında KPF hala çalışıyordu üstünde. Bir gittim, ben çalışmaya başladım 2006'da, önüme koydular tekrar. Buradaki amacım da şeydi, yani buradaki yüzeyi çok böyle devamlı ve ne olduğunu bildiğim geometrilerle tekrar üretmek. Burada şey görüyorsunuz, şu çemberlerin her biri birer ark, yani şu kesitler noktaların arasında. Ve bu model yükselip döndükçe hep biliyorum ki bütün yüzeyler o dört tane arktan oluşuyor. Çünkü öyle bir sistem kurdum burada. Yani bu hareket ediyor. Çok sofistike bir yüzey oluşturuyor ama hepsinin olduğu belli. Yani biliyorsunuz. Bu da şöyle bir sonuç veriyor. Burada sağda görebilirsiniz. Sol taraftaki orijinal model, sağ taraftaki benim modellememden sonra yüzeyin aldığı hal. Yani bu aslında şu demek, ben bu binayı nasıl inşa edebileceğimi biliyorum. Bunun anlatımı. Daha sonra da böyle bir torus. Siz düzgün dikdörtgenlere bölmeniz söz konusu. Onlarla bir şekilde kaplayabilmeniz mümkün. Tabii bunların yaptıktan sonra hepsinin görsel efektleri var binaya. O görsel efektleri de tekrar tartışmak durumundayız. Kitaptan bahsetmiştim artık. Bunun bilgisi orada var, bu iki bina. Şimdi bir de mimarlıkta şey vardır. Böyle binaları çok görmeye başladık. Hatta biraz fazla görmeye başladık. Ve yani ilginç de olabilir, çok ilginç olmayabilir de. Yani nerede, ne zaman ortaya çıktığına dair. Benim böyle binalarla ilgili derdim hep böyle bir dil oluşturmaktı. Yani hem bir örüntü dili oluşturmak hem de tasarımcılara bir araç sunmak. Yani bunu tasarlarken hani arkadaşım çizme ya da random değil, yani gelişi güzel değil de biraz daha kontrollü sistemler yaratmaktı. Biz KPF'de buna uğraşıyorduk o zamanlar. Yine Grasshopper'dan falan önce bunlar. Yani şurada işte olan şeyler, hani panel tiplerini belirliyoruz. Panel tipleri yan yana geliyor. Mesela şurada önemli bir nokta var. Burada bir panel yaratıldıktan sonra çevresindeki bütün komşu panellere bakıyordu. Ve komşu panellere baktıktan sonra çok benzerse kendisini yok edip başka bir panel yaratıyordu. Yani böyle şeyi deniyorduk aslında. Hani biraz daha böyle kendi çok tekrarlayan yapılar bir araya gelmesin. Ya da mesela biz hani bunu Rhino'da yaratırken bu panelleri bir yandan da şu circle'ları koyalım dedim ben, yani bunları. Ve bunlara gerçekten kullanıcı gidip o geometriye dokunup o sırayı tamamen değiştirebiliyordu vesaire. Aslında bunlar yani çok erken böyle bir user interface falan, hani kullanıcı arayüzü oluşturmak gibi vesaire çalışmalar. Yan cephede de az önce bahsettiğim daha böyle rasyonalize etme, işte hani panel gruplandırma falan, belli toleranslara göre daha böyle üretimine, binanın üretimine dair çalışmalar vesaire. Bu tabii şeydeki ilginç bir durum ya, yani bana herkes şey soruyor, hani nasıl işte kalıp hani akademiyle bağını koparmadı falan, çünkü projeleri hep öyle geliştirdim. Mesela buradaki sıkıntı da şuydu, hani bir cephe yapacağız. Aslında random olmasını istemiyoruz ve sınırlı sayıda panel üretmek istiyorlar. Yani böyle hani daha böyle bir üretimde çok sıkıntı çıkmaması için. Burada da şöyle bir şey yaptım. Şurada gördüğünüz benim sketch, yani bayağı çizdim bir şeylere falan. Daha sonra bunları bir dile dökmeye çalıştım. O dilde de şöyle bir şey var. Yani koyu gördüğünüz paneller daha geride, içeride. Açık gördüğünüz daha yakın bize. Onları mesela dolar işareti ve hash işaretiyle gösteriyoruz. Hash yakın, dolar uzak gibi düşünün. Daha sonra da bu mullion dediğimiz şeyler var, bölmeler yani. Doğru mu? Bir tane dik var, bir tane sola tilted var, bir tane sağa yatay var. Onları da aynen bilgisi, zaten bunların şey kodları var, sembol kodları var, yani slash koyuyorsunuz, işte bölme işareti koyuyorsunuz, dik işaret koyuyorsunuz falan. Böylece her panele böyle 5 basamaklı bir şey çıktı, bir kod çıktı. Ve bunları ben ayırdım, mesela işte tekli doğramalı ve çiftli doğramalar olmak üzere bunları, sonra da bunları koyup böyle ABC diye bir sürü şey paralel üretme şansınız var. Şu da mesela atıyorum ilk test için inşa edilen şeylerden bir tanesidir. Şimdi bunun güzelliği şu, bunu biz insan olarak görüyoruz. Bir PDF'e yazdığınızda da bunu, bütün o kodu, bunu da makine okuyabiliyor. Yani burada bir Excel sheet var, tamamen hashlerden, şeylerden, o bahsettiğim sembollerden oluşan, ama bu cephenin tamamen açılmış şekli, bir Excel'de gösterilen bir hal. Yani böyle bir görsellikle, görsel anlayışla makine okuması artı tasarım sürecini birleştiren bir sürü çalışma yapmaya çalışıyorum, derdim buydu. Bunları da yine pseudocode dediğimiz bu mantık, yani akış şemalarıyla
Sürekli bunları hazırlatıyordum grupta. Bunun önemi de şu, aynı size anlattığım şey aslında insanlara anlatmak, işte hani müşterilere anlatmak, mimarlara anlatmak vesaire ya da böyle lecture'larda bu problemi biraz daha açığa almak gibi. Buradaki güç de şuydu, yani bu hem biz dili oluşturabiliyorduk hem bunu kodlama olarak yazabiliyorduk herhangi bir şekilde Excel ya da başka bir şey. Ve üç boyutlu modelinde aynı eş zamanlı olarak Rhino'da yaratıyorduk. Yani böyle bir şey süreciydi. Hesaplamalı tasarıma dönelim. Şimdi hesaplama tasarıma döndüğünüzde genelde böyle benim gösterdiğim gibi şeyler ya da işte biraz daha ilginci, biraz daha ilginç olmayanı falan diyeyim. Yani Google'da hep imaj çıkıyor karşımıza, değil mi? Bazı isimler çıkıyor falan. Şimdi bu böyle konuştuğumuzda ben de fark ettiyseniz ya formdan bahsediyorum ya programdan. Yani işte Grasshopper şöyleydi, bu böyleydi falan. Bu bir yaklaşım. Ama bence doğru yaklaşım değil şeyi anlamak için. Hesaplama tasarımı anlamak için form ve software yetmez, yeterli değil. Ancak dar anlamlar çıkartabiliriz. Hesaplama tasarımı daha böyle, daha genişletip anlayışımızı anlamaya çalışmamız lazım. İki türlü anlatıyorum ben bunu. Birincisi analitik olarak, yani bizim daha rasyonel tarafımızı, daha matematik kafamıza hitap eden analitik bir şekilde anlatabilirim. İkincisi de daha görsel. Çünkü bir yandan da biz böyle çok böyle hani sensleri olan, hisleri olan, gören vesaire yaratıkları, dokunan vesaire. Yani bununla analitik dünya evet elbette ki birleşiyor ama her zaman birleşmiyor. Yani bazen perception'da kalan şey kognitif olarak yani şeye yerleşmiş olmuyor. Analitiği çeviremiyoruz her zaman. Bir kopukluk oluyor. O yüzden bu iki açıdan bakmanın faydası var diye düşünüyorum. Mesela hemen analitik örneğini vereyim ben size. Yıllardır verdiğim bir örnek. Atıyorum size işte şey problemi verdik. Dönen kuleler yapalım. Bu da yine 2005'lerde, 2006'larda yaptığım şey bu olayı anlatmak için. Bunu iki şekilde yapabiliriz mesela. Bir tane alırsınız kutu, bükersiniz, 3D Max'te yapıyorsunuz diyelim. Taper edersiniz, ucunu sıktık. Ondan sonra da kesersiniz. Yani bunlar artık şey hani o kadar basit şeyler ki siz bunu ilk öğrenmeye başladığınızda bakalım işte ilk adım attığınızda siz parametrik modellemeyi bunları görüyorsunuz zaten. Yalnız burada olan şöyle bir şey var. Burada prosedürel bir yapı var. Yani adım adım bir prosedürden bahsediyorum ben. Bu şekilde yapılır diye. Onu takip ederseniz bir şey üretebiliyorsunuz. Burada bütünden parçaya gidiyoruz. Ya da parçadan bütüne gidebiliriz. Burada da kare alırım. Atıyorum onu çevirerek scale ederim. Başka kurallar yazarım. Bir tane generatif sistem oluştururum. Ama yine aynı şey. Yine bir prosedürden bahsediyoruz. Sadece üniteden vücuda gidiyoruz. Daha sonra ben bunu işte 3D Max'te yapmıştım. Bir kod yazarak, arayüz oluşturarak böyle bir kule yaratıcı. Alın size işte bir şey. Yani parametrik dönen kule yaratan bir şey, arayüz. Şimdi bu ne yaptık? Bir tane tasarım düşüncesini aldık. Dönen kule. Sonra ne hesaplanabilir diye düşündük. İşte kesebilirim, biçebilirim, çevirebilirim. Daha sonra da bunu computational anlamlarla, geometrik parçalarla ve parametrelerle değerlendirdik. Yani bu aslında analitik olarak bir şeyi parçalayıp tekrar kurduk. Bu hesaplamalı tasarımın bu analitik tarafı. Şimdi bir görsel şeye bakalım bir de algısal tarafına bakalım. Ben şimdi size sorarsam A ve B'den nokta içeride mi dışarıda mı dersem sizin için çok basit bir soru. Tak diye söylersiniz. A da nokta içeride, B de dışarıda. Çok güzel. 1984'te Ullman şimdi bunu bir bilgisayara anlatmaya çalışıyor. Bilgisayara anlatmanın yolu da şu. Noktalardan ok çiziyoruz. Sonra sonsuz reyler çiziyoruz daha doğrusu. Işın yani matematik karşılığı. Işınların kapalı şekli kaç noktada kestiğini sayıyoruz. Bir şey fark etmişsinizdir. Soldaki kesişim sayısı tek, sağdakiler çift. Ve bunu arttırabilirsiniz örnekleri. 6, 8, 10 kere de kesebilir ama hep aynı olacak. Burada bir computational bir kural çıkıyor. Şu çıkıyor. Tekse point içeridedir, kesişim sayısı çiftse dışarıdadır. Tamam, bilgisayara bu şekilde anlatabilirsiniz problemi. Tamamen bu. Yani tek sayılar, çift sayılar bilgisayar çözdü. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Bilgisayar tabii o şekli görmüyor artık. Yani bizim gördüğümüz anlamda şekil nokta ilişkisi yok. Sadece kesişim noktaları ve sayılar var. Şimdi burada da şey oluyor. Yani biz aslında bütün tasarım fikirlerini hesaplamalı tasarım fikrine dönüştüremiyoruz. Bilgisayara anlatamıyoruz. Yani sadece hesaplanabilir kısımlarını bilgisayara anlatabiliyoruz. Ama tasarımın bütününde bilgisayarın olmadığı, bilgisayarın kullanılmadığı birçok nokta var. Yani bu da çok doğal bir şey. Bunları bir araya koyduğunuzda aslında bir MIT'nin tanımı vardır. Anlam, niyet, anlayışımızı biz bilgisayar sistemlerini, bilgisayar
temsil sistemlerini ve işlem sistemlerini, işletim sistemlerini birleştirdiğimizde ortaya aslında computational design gibi bir şey çıkıyor. Yaratıcılığa hızlıca dokunacağım. Bu hem bizim New Balance'da ne yaptığımızla ilgili. Bu gördüğünüz ayak altından toplanan bir basınç ortalaması. Şurada bir şey var. Ayakkabının içinde bir sensör var. O sensörden bu koşucu koşarken data, basınç datası toplanıyor. Sensörün çözünürlüğünü burada görebilirsiniz. Daha sonra da o datayı biz alıp bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Yani buradan ne anlaşılıyorsa. Şu ayakkabının içine konulan sensör. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ne anlamaya çalıştığımızın temeli şuradan geliyor. Aslında dünya bir olay var orada. Basınç, data falan yok yani. Hani bir şey yok. Oradan biz bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi bir de insanlar datayla falan ilgili konuşurken bugün sanki data böyle havada gezen bir şey de biz onu topluyormuşuz gibi bir şey yaratılıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Data, biz bakıp datayı oraya koyuyoruz. Yani biz project ediyoruz aslında. Dünyayı öyle görüyoruz. Neden? Çünkü dünyayı parçalara ayırıyoruz böylece. Yani çok karmaşık bir olayı hemen anlayabilmemiz mümkün değil. Biz onu parçalara ayırıyoruz. A diyoruz, ayak A koşuyor. İşte ayağın altında şöyle bir basınç oluşuyor. O basıncı da ben böyle ölçebilirim. Yani bu bizim yazdığımız bir senaryo aslında. Daha sonra da oradan aldığınız şeyleri, mesela burada işte o yüksek basınç noktalarını ben 3 boyutta birleştirmeye başlıyorum. Bir yorum yapmaya başlıyorum. Etkenle olayla alakalı. Ondan sonra işte hani datayı atıyorum, işliyoruz. Ondan sonra farklı şekillerde görselleştiriyoruz. Algoritmik tasarım denen şey de zaten işte bu bilginin işlenmesi, ondan sonra onun da belli algoritmalar ve kural setleriyle şekillere dönüştürülmesi. Yani aslında biraz mekanik bir sistem var hani ortada böyle. Bu ilginç görseller yaratıyor ama hani her yarattığımız görselde bir işe yarıyor, bir anlamı var anlamına da gelmiyor. Şimdi ve biz hep az önce dediğim gibi parçasına bakabiliyoruz olayın. Yani bütün bir olayı anlayıp böyle ilerletebilmemiz mümkün değil. Ve tasarımda bu da okey bir şey. Yani hani böyle bütün problemleri bir anda çözmemiz mümkün değil. Onun yerine daha ziyade farklı öneriler, malzemeye göre, probleme göre, amaca göre mesela ne yapmaya çalışıyoruz? Ha, burada yüksek basınç noktalarını ayırmaya çalışıyoruz. Şurada atıyorum ağırlık düşürmeye çalışıyoruz. Burada yeni bir üretim tasarım let's say şeyi kullanmaya çalışıyoruz. Araçları kullanmaya çalışıyoruz. Bazen sadece ilgi çekmeye çalışıyoruz. Mesela bu çok vardı değil mi? Herkes Instagram'da ayakkabı yaptım AI ile diye. Öyle olmuyor ama ayakkabı yapmak. Bunları yapabiliriz ama imaj üretmek bir şey yaptığımız anlamına da gelmiyor. Tabii sizin burada gördüğünüz her şey yani modelleri yapılan, print edilen bu mesela 3 boyutlu bir print vesaire. Tabii burada şey var hani geleceği yazmak var biraz. Yani biz bunları yapıyoruz. Bunu ben bilmiyorum kaç yıl oldu, 6 yıl oldu. Yani henüz hani böyle bir şey çıkmadı ya da kullanılmadı. Belki bir noktada tekrar döneceğiz, bakacağız. Belki farklı şekillerde kullanacağız vesaire. Aynı şekilde devam ediyor. Buradaki yorumlarda şey var tabii hani bir ayakkabı tabanından başlayan daha sonra da bütün ayakkabıyı değiştirmeye yönelik bir sürü öneriler var. Yani ben sıkıldıkça böyle artık böyle şeyler ortama atıyordum ve bunlar bir şekilde %5, %10, %15 başka tasarımları etkiledi, heyecanlandırdı. Ya şöyle bir konsept yaptık mesela birisi. Bu biraz hani olayları daha da itmek, hem böyle örgü, woven dediğimiz şeyi hem de 3D printing'i nasıl birleştirebiliriz, nasıl topladığımız datayı bu şekilleri değiştirmek için kullanabiliriz vesaire gibi bir çalışma yapmıştık. Buradan hemen şeye atlayacağım. Yine görsel, perceptual kısmı atlayacağım. Burada bizim yaptığımız şey aslında şu. Yani bu ne bir ayakkabı, ne bir örgü, ne bir 3D printed bir hiçbirisi değil yani. Ve hiçbirini tam olarak yerine de getiremiyor. Biz bunu print ettik. Geçirebiliyorsunuz ayağınıza da yani içinde yürümek isteyeceğiniz bir şey değil. Önemli ama ilginç görünüyor. Yani hani böyle bir şey görmediğimiz için ya da mesela şu şekildeki detayları böyle bir sistemde yaratabildiğimiz için bir seferde çok heyecan verici bir tasarım sistemi olarak görüyoruz. Burada yaptığımız şey şu yani. Konvansiyonel bildiğimiz dünyada kalırsak bildiğimiz dünyada bize böyle şeyler veriliyor. İşte hani ya bir tane bir şey var, kural budur, bina böyle yapılır, kural yani hani ya bir tane bir şey veriliyor size, bu böyledir diye bir kural veriliyor ya da işte böyle şeyler var hani ambiguity'ler, böyle belirsizlikler, işte hani görsel ambiguity, bak işte ördek de olabilir, tavşan da olabilir falan, hani ikili böyle değişiklikler falan. Benim savım hep böyle 3. 4. 5. 6. 7. durumlar için şey yapmak, olaya saldırmak, öyle söyleyeyim. Yani kötü anlamda değil, hani
Evet, bu hani bu bilinen bir görsel Gestalt Switch dediğimiz şey, paradoks diyelim, neyse nasıl bakarsan öyle görüyorsun falan. Bunu ben gerçekten bunu çizdim yani. Hani bu orada ben bir timsah gördüm. Görmek istedim çünkü. Çünkü tasarım biraz böyle bir şey diye düşünüyorum. Yani eğer o yenilik, yeni şeye adım atmayacaksak pek yeni bir şey yapmamız mümkün değil. Buraya hızlı geçeceğim. Çok Mine'nin öğrencisi var diye düşünüyorum. Bu zaten Shapegrammers'dan gelen bir düşünce. Yani burada hani 4 tane üçgen mi, 2 tane kare mi var sorusu. Şey için önemli bunu anlamak. Yani computational bir sistem ve bunları instruct etmezseniz bunları asla göremiyor. Yani hani hangi şekil nerede ya da bunun altında yatan hiyerarşik yapı nedir, bunu göremiyor. Bunu anlatmak gerekiyor. Ben bununla ilgili çok şey yaptım. Yani bunu bir analiz tool'u ya da generative bir tool olarak kullanıp işte doktora da geliştirdiğim makinede aslında hani ben bir artı çiziyorum. Daha sonra bilgisayarı kullanıp bir örüntü oluşturuyorum. Daha sonra işte o örüntüyü tekrar projeksiyonla, bu arada sulu boya bunlar. Yani sulu boya yüzeyine yansıtarak projeksiyonla bir şeyler yapıyorum falan. Ya benim için değerli olan nokta mesela şuydu, hani burada bu markerla yapılan bir örnek, sulu boyayla da yapılıyordu. Yani bu markerla çizdiği, bu çizimi yapan arkadaşın nokta aslında işte computation'da pek olmayan bir şey. Biraz AI konusuyla şu anda işte bugünlerde bu text to image şeyleriyle falan biraz daha böyle ilginç durumlar çıkmaya başladı. Bugüne kadar aslında bunlar hiç yoktu. Bunu da burada bırakacağım. Şimdi tekrar şey yapacağım. Daha sonra hazır buraya gelmişken şeye geçelim. Şunu da göstereyim, ondan sonra geçelim. Peki. Hemen paylaşıyorum tekrar ekranı. Şimdi bu parça bütün ilişkilerini yaparken Rhode Island School of Design'de geliyor ekran. Evet. Yani assignment'lardan birisi şuydu. Bir tane bir sanat şeyi alın. Oradan bir parça seçin. Bu arada öğrencinin seçtiği bir tek parça bu. Bundan sonra gördüğünüz her şey bundan yapılma. Yani şu tek şeyden eliyle Illustrator'da bunları çevire çevire önce şu 3 üniteyi yaptı. 1, 2, 3. Daha sonra da bu 3 üniteyi kullanarak şu koca şeyi yaptı ve bu bayağı büyük bir posterdi. Ya bu şeyi gösteriyor. Aslında bu hani generatif fikrin ve kural setlerinin, orada bir kural keşfediyor. Neyi nereye rastlantısal değil, çünkü hep böyle birbirini şey yapan, tekrarlayan örüntüler var. Bunun neler yaratabileceğini gösteriyor. Çok güçlü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve yani buradaki öğrenciler de tabii bunu, ben işte yine aynı o projeksiyon fikrini falan da hani model yapıp modelin projeksiyonunu duvara yansıtıp onun üstüne boyayla geçip falan, biraz daha böyle artık neredeyse öğrencilerin kaybolmaya başladığı o ambiguity dedim ya az önce, hani böyle timsah mı var, ördek mi var, burada ne var? Figüratif olarak değil ama fikir olarak ne olabilir diye böyle çalışmalar yaptırdım. İlginç şeyler çıktığını düşünüyorum. Şimdi şeye götürüyorum size, buradan farklı bir noktadan bağlayacağım. 2012'de yaptığımızı söylemiştim, bu Synthetic Natures adını verdiğimiz enstalasyonu. Bu ilginç bir şeydi çünkü gördüğünüz şeyde hiçbir vida çivi, hiçbir şey yok öncelikle. Her şey tamamen sürtünmeyle kendini ayakta tutuyor. Birincisi bu. Yani bunun için inanılmaz tolerans testleri yaptık. Ondan sonra da yani buradaki tasarım fikri de şuydu. Çok basit geometrilerle başlayalım. Küp. Ondan sonra onları volümetrik olarak parçalara ayırıp daha sonra da uçlarını kesip, bunlara truncate etmek denir buna. Uçlarını keserek bir konfigürasyon oluşturalım ve bu kendine has bir dünyası olsun. Ve bunun içinde bir strüktür var. Şu alt yapan, bir de yüzey dünyası var. Bu şeyler. Cep dediğimiz paketler. Bir de ışıklar falan var. Şimdi o ışıklar şunlar. Biz bu enstelasyondaki küpleri şey diye düşündük. Yani ortamdaki gelen geçen insanlara göre, alınan ışığa vesaire göre her birinin kendi özelliği var. Yani kimisi güneşe daha ekspoze, kimisi bilmem ne falan. Ve daha sonra da buna göre acayip bir kodlamayla şey geliyor. Hepsine belirli bir cep geliyor. O ceplerin işte ölçüleri farklı, ağızları farklı, bilmem ne vesaire gibi şey var. Yani hacim özelliğini ya da mekansal özellikleri, mekanda olan datayı bir şekilde biz geometrik olarak reprezent ediyoruz. Daha sonra da bunu ya kaotik bir şekilde, biraz çok acayip dediğim gibi detayları olan bir sistemle bunu hayata getiriyoruz. Daha sonra da bunun, bu ceplerin içinde mantar yerleştirildi. Tamam, mantar yerleştirdik. Ondan sonra
Her birine sensör takıldı Arduino'yla. Daha sonra şu oluyor. Mantarlar belirli bir nem miktarının altına düşünce tweet atıyorlar. Ben susadım diye. Daha sonra da siz onlara gidip su verebiliyorsunuz. Su verdikten sonra da rengini değiştiriyorsunuz. Onu da tweet atarak yapıyorsunuz. Yani böyle bir simbiyotik, çift yönlü şeylerin konuştuğu, görüştüğü insanlarla mantarların haberleştiği bir sistem oldu. Orada o şeyleri Arduino'yu programlayan Cristobal diye birisi var. Onun için biraz sonra geleceğiz. 2012'de master'ını yapıyordu Şili'de. Ve daha sonra biz bunu bitirdik. İşte tweet'ten bahsettim. İlginç bir proje oldu. Başka yere taşındı. Başka yerde de install edildi vesaire. Daha sonra şeye geleceğim şimdi. Cristobal'a biraz sonra geleceğim. Bunda da biraz şey vardı tabii hani, o projede de basit fikirlerle basit fikirlerin üstüne inşa ederek çok acayip sofistike sistemler oluşturabilirsiniz ve bunu inşa eden öğrencilerin hiçbir ne hesaplamalı tasarım bilgisi vardı ne dijital fabrication bilgisi vardı. Workshop'a geldiler, öğrendiler. Bir iki gün içinde ondan sonra hep beraber ben de çalıştım. Yani inşaatında da çalıştım gün sabahlara kadar o zaman. Beraber bunu inşa etmiştik Şili'de. Şimdi bir adım geri atalım. Bir şey yoklaması yapalım mı? Bu AI ML şeylerini takip eden kim var? Mesela Midjourney, DALL-E, ondan sonra Stable Diffusion var mı arkadaşlar? Böyle bir el kaldırın isterseniz ben de göreyim buradan. Ya da chat'te yazabiliyorsak chat'e yazabilirsiniz. Ben gördüm ettim diye. Batuhan kaldırdı bir el. Evet, Sevil de gördüm. Güzel. Gülsüm. O tamam var bak. Okey geliyor. Güzel. Şimdi bu araçlardan biraz bahsedeceğiz bilmeyenler için de. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim dünyaya görüşümüz şu şekilde. Burada bir atıyorum solda sandalye var. Macintosh'un bu tasarladığı ünlü bir sandalye. Sağ tarafta da ben onun yerine ne yapıyorum? Computational'ı anlatmaya çalışıyorum. Yani discretize edip parçalarını ayırıyorum. İşte ne var? Çizgiler var, modüller var, gridler var. Hani geometrik anlayış olarak ama bir de malzeme var, bir de gölgesi, ışık var falan falan. Biz bunları parçalarsak yeterince bu koltuğun nasıl inşa şeyin sandalyenin nasıl inşa edildiğini hesaplamalı ya da geometrik ya da kurallar kullanarak anlatabiliriz. Buradaki şey bu. Promise bu, söz bu yani. Yani burada aslında bir anlam var. Zaten hesaplamalı tasarımın baş derdi ya da problematiği budur. Bir anlamı açıklamaktır. Burada da o da algoritmadır. Yani bir şeyi işletmek, açıklamak. Burada da algoritma kurmaya çalışıyoruz. Ben şimdi bunu yaptım. Bunu şöyle yaptım. Burada Toyo Ito'nun bir binası. Oradaki bir fotoğraf. Interior ve Macintosh yeri orada da var. Yani orada var. Şimdi ben şunu yaptım o zaman. Burada Photoshop'un Levels histogramını görüyorsunuz. Bu da bir 3D Max arayüzü. Ben burada şunu gösteriyorum. Ben bu imajı 3D Max'te işledim. Levels histogramını plot ettim, yazdım yani. Bu şu demekti. Ben buradaki pikselleri okutabiliyorum 3D Max'e. Programlamayla bunu yaptım. Daha sonra yapmaya çalıştığım şey şuydu aslında. Derdim biraz daha mesela aydınlık pikselleri almak. Işık nerede? Koyu pikselleri almak, obje nerede? Daha sonra da bunları bir kompozisyon, fotoğrafik bir kompozisyon filtresinden geçirip, mesela burada Rule of Thirds dediğimiz üçler kuralından bir kanvası iki çizgi, iki çizgiyle üçer parçaya bölüyorsunuz. Eğer objeler o çizgilerle ya da köşelerle kesişim noktalarıyla şey yapıyorsa, işte daha böyle dinamik bir kompozisyon falan iddiası var. Olmak zorunda değil, sadece bir örnek olarak koyuyorum onu. Burada da şunu gösteriyorum tekrar. Mesela burada en karanlık ve en aydınlık pikselleri atıp sadece grilere bakıyorum. Şu kalıyor falan. Yani ben artık bu imajı istediğim kısımlarını istediğim kadar görebiliyorum vesaire gibi bir dert var. Daha sonra ben bu işte şeylere bakmaya başladım. Mesela Vermeer'in tablolarına bakmaya başladım. Genelde şeyi göreceksiniz bunlarda hep sola doğru böyle histogramlarda bir yığılma var. Bu sol şey demek. Sol taraf karanlık pikseller. Yani görüyorsunuz ki mesela şu imajda yani çok daha az aydınlık piksel ki en sağ beyaz, en sol siyah piksellerdir. Yüksekliği de yani bu histogramın şu yüksekliği kaç tane piksel olduğunu gösterir o değerde. Tamam mı? Yani mesela koyu grilerden şu kadar var falan gibi. Onları ayırabiliyorsunuz level'da. Yine dediğim gibi bunu işte 3D Max'te yaparak
Ben o imajı okuduğumu gösteriyorum. Daha sonra şunu uygulamaya başladım. Bir tane şey programı var. Uydularda çekilen fotoğraflarda kullanılan bir algoritma var. Navetia Babu Compass diye bir şey. Şurada yazıyor alt tarafta. Bu şu işe yarıyor. Uydularla çekilen fotoğrafları işleme alıyorsunuz. Kıyı çizgilerini çıkarabiliyorsunuz. Çünkü okyanustan karaya nerede geçtiğini bulabiliyor. Yani bir edge detection şeyi. Bunlar bu arada hani bunu anlatıyorum da 2005 yani yıl o zaman yapıyorum ben bunu. Bu arada programlamayı da yani processing yapmıştım biraz. 3D Max öğretmeye başlamıştım kendime. Yani hani hem programlama öğreniyorum hem bunları yapmaya çalışıyorum hem algoritmaları öğrenmeye çalışıyorum falan. Sonra kendim bir algoritmayla geldim. Dedim ki ben bu aşırı zıplamaları yani koyudan aydınlığa ya da aydınlıktan koyuya geçişleri plot etmek istiyorum, çizmek istiyorum diye böyle çizgisel bir şeyle geldim. Enine boyuna okumaya başladım imajları. Daha sonra da mesela birinci algoritm edge detection, ikinci algoritm photographic composition, üçüncü algoritma kendi şey yaptığım o zaman mantıklı gelen bir yandan ya da dikey okuma algoritmaları. Daha sonra bunları skor vermeye başladım ben. Yani hani oradan çıkan algoritmalardan gelen şeylere göre hani grey dağılımı ne kadar keskin, kompozisyon dağılımı ne kadar iyi falan gibi. Daha sonra da böylece işte o programa hani bana iyi, yüksek skor alan fotoğrafları göster gibi, renderları göster gibi bir şey yaptım. Arkadaşlar daha sonra da işte bir arayüz geliştirdim buna. 3D Max'te görüyorsunuz işte burada bir imajı yüklüyorsunuz. Ondan sonra seçenekler var. Kompozisyonu değiştirebiliyorsunuz. İşte orada bir success percentage veriyor size. Falan falan kameraları değiştirebiliyorsunuz. Amaç şuydu. Bir rendering sistemi kurdum ben. Render'ı bırakıyorsunuz. Bir sürü animasyon yapıyor. Oradan en değerli imajları çıkarıp size veriyor atıyorum 2 gün sonra. Bu arada tabii bu render ettiğim benim imajlar 32 piksele bilmem kaç piksel. O zaman yani öyle bir render hızı yok. Ondan sonra işte ertesi gün ne çıkarsa falan. Bu benim master tezim arkadaşlar. Şeyde yazdım, MIT'de yazdım. Ve aslında burada şey var. Computational aesthetics. Bence çok en zor sorulardan birisi. Çünkü tam anlattığım size perception ile computation'ı birleştirmeye çalışıyor. Ve bence birleşmiyor. Hala birleşmediğini düşünüyorum. Ama tabii birleşmediğini düşünmem yapmaya çalışmamı engellemiyor. Yani çünkü orada çok ilginç şeyler çıkacağını düşünüyorum. Ve bu machine learning aslında. Yani bugün gördüğümüz şey. Yani bizim machine learning'de anladığımız, gördüğümüz bu text to image olaylarının hepsi hani bu mantık üstüne kurulan istatistik olarak imajları inceleyebilen daha çok tekrar eden patternları bir araya koyduğunda işte araba nedir, köpek nedir, insan nedir onları algılayabilen tırnak içinde bir yapı. Ben tabii bunlardan yani çok çok uzak bir zaman olduğu için başladığım zaman hani bunun bir machine learning uygulaması olacağını bile o zaman düşünmemiştim dürüst olmak gerekirse. Ancak böyle 10 yıl sonra, yıllar geçtikten sonra bunu görmeye başladım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunlar imajlar. Tamam mı? Resimler. Bir bakayım burada mı çıkacak? Nerede gelecek? Kapatayım bir saniye tekrar deneyeceğim. Hop şurada. Peki başka bir örnek göstereceğim az sonra problem değil. Burada şöyle bir şey var. Şimdi burada bir üç boyutlu form görüyorsunuz. Burada sağ tarafta bir tane ortada dijital bir imaj görüyorsunuz. Üstte o şu üç boyutlu yapının yan görünüşü ve üst görünüşü var vesaire vesaire. Şimdi ben bunlardan 1074 tane yaptım. Daha doğrusu sistemi kurdum. Sistem tamamen generatif olarak 1074 tanesi. Bütün o görselleri 4K olarak yani günlerce render etti falan. Ben de render bittikten sonra gittim bakalım hangisi neye benziyormuş falan diye baktım. Çok ilginç şeyler çıktığını düşünüyorum. Ve bu tabii arttıkça zenginleşiyor, daha genişliyor falan. Sonra ben bunu ben ne yapıyorum ya falan acaba deyip bir isim taktım işte Cloud Tectonics diye. Çünkü şey vardı yani bunlar böyle çok böyle bulut gibi bir fikir yani bir şeyler çıkıyor. Bir yandan da bir şeyi var, tektonik bir yapısı var yani böyle bir katmanlı yapısı var, üçgenler var içerideki meşte artı. Böyle bir de hani kat çizgileri gibi bir şeyler koydum biraz daha mimari görünsün diye. O da böyle bir tektonikle hem kendi üçgen işte mesh yapısıyla bir yandan savaşıyor, bir yandan uyum sağlıyor falan filan. İlginç bir şey. Şimdi buradaki ders şuydu.
Yine şeyi göstermekte, hani böyle görsel, algısal dünya ile dijital dünya arasındaki işte paralellik ve kopukluklar vesaire gibisinden. Sonuna doğru geliyoruz bu arada çalışmanın. Burada yaptığım şey şuydu. Kendi bunlar şeylerim, yağlı boya resimlerim. Yani böyle işte hani sıkıldıkça yaptığım falan. Onların bir 800 tane resmi vardı. Ben bunları toparladım. Bir tane machine learning şeyini tekrar, yani hazır bir paketi tekrar kendi paintinglerimle train ettim. Daha sonra böyle imajlar çıktı falan. Yani bunların hepsi sentetik imajlar. Şu detayı geçeceğim sadece. Daha sonra da o sentetik imajları alıp ben bir bulutlara çevirmeye başladım. Az önce gösterdiğim gibi, ama o bulutların çok fazla varyasyonu var. Bir tanesi bu. Öbürleri o gördüğünüz renkli olanlar falan. Ve piksel değerlerine göre, renk değerlerine göre bütün bulutlar şey yapıyor. Farklı bir form oluşturuyor. Şimdi şuna bakalım. Evet, bu sefer bu This çalışacak. is a real B&H customer story about Fred Smith here, turning lemons to lemonade. Fred, tell us. Geçelim. Burada çeşitli çalışmalar var. Bunların hepsi gelmiyor herhalde. Tam bilemiyorum. Tamam. Ben de yok. Ya bunların hepsi aslında oradaki şeyi araştırmak. Şimdi manzarın bir şeyi var. Mezar dizinden birini doğrultu. Oradaki aslında tekrar üstünlük hali getirdi. Hocam. Yeni bir dünya oluşturulması. Video. Pardon. Hocam bir video sesi çok geliyor şu an. Sizi duyamıyoruz biraz. Şey yapan, biraz zorlayan. Bir şey var. Peki, güzel. Yani bunlar nedir? Şimdi biraz onları yapacağız. Daha sonra bu şeyi aldım ben. Yani bu benim hani böyle bir sürü hani o bulut fikrini işlediğim, işte tektoniğe dönüştürdüğüm resimlerden alıp şey diye düşünüyorum bunu. Hani bir hayatı var resimlerin. O hayat dijitalleşiyor. Oradan başka bir hayat açılıyor falan falan böyle. Unfolding, yani bu çok önemli aslında. Çünkü David Bohm vardır, bir fizikçi. Yani kesinlikle bakmaya çalışın. O kaynakları paylaşabilirim sizinle ya da bulabilirsiniz online benim lecture'larımda vesaire. Yani şunu der. Anlam ve bilgiyi tartışırken, meaning and information, anlamın böyle hani aslında böyle sürekli katmanlı şekilde açılarak devam eden bir şey olduğundan bahseder. Yani hani bir şey yaptım bitti gibi değil de siz ittirdikçe, siz araştırdıkça anlam aslında daha böyle büyüyerek, katlanarak açılan, daha doğrusu katları açılarak büyüyen bir yapıdır. Şimdi ben bu Midjourney'i aldım. Midjourney de şöyle bir şey. Arayüz, text yazıyorsunuz. O size... Pardon, mikrofonu düşürdüm. Text yazıyorsunuz, o size şeyi veriyor. Yani yazdığınız tekstin karşılığını veriyor. Ben de çok gerçekçi şeyler yazabilirsiniz. Yani işte kanatlar olan köpek gibi bir şey yazarsınız. Kanatlar olan köpek yapıyor. Bu kadar yani. Ben tabii Cloud Tectonics'i şey yaptım. Hani biraz zorladım. Bakalım ne çıkaracak falan. Çünkü benim kafamdaki Cloud Tectonics buydu. AI'dan bunlar çıktı falan gibi. Şimdi bu ilginç. Yani buradan bir şey çıkıyor. Ne oluyor? Yine başka bir noktaya geldik. Algoritma konusunda hiçbir benim şeyim yok. Burada yani kontrol etmem mümkün değil, sadece promptları değiştirerek, yazdığım şeyleri değiştirerek bunları üretebiliyorum. Yine geliyoruz aynı şeye. Yani bu işte Duck Rabbit, Crocodile şeyi. Buraya hemen geçeyim, bunları açıkladım çünkü. Ya buradaki şey çok önemli tabii. Hani burada da biz bir bilinmezle, görsel bir bilinmezle uğraşıyoruz. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Hani bu text to image, yani text yazıyorsunuz, o imaj yaratıyor programlarında şöyle bir dert var. Dil kullanıyorsunuz. Yani dil de çok şey. Dil ya da yazı dili, anlam, yani dilden anlam çıkarmak, kelimelerden anlam çıkarmak yine şey, çok böyle hani zor bir şey. Çünkü hepimiz bir şey söylüyorum ben, hepimiz ayrı bir şey anlıyoruz. Ondan sonra bir yandan da hani atıyorum bazı kelimelerin farklı anlamları var falan falan. Şimdi şu ChatGPT denen şeyi göstereceğim size. Bir saniye, hemen giriyorum.
İki saniyenizi alacağım. Peki şu anda şey kapalı gibi görünüyor ChatGPT. Bir tane örneğim vardı. Yani bu aslında GPT, GPT 3 ile ilgilenen insanlar varsa OpenAI'ın ChatGPT diye bir program var. Bu önceki şeyde gördünüz. Buna şey yazıyorsunuz. Yani bana şundan bahset. İki paragrafta, üç. Yani mesela diyebilirsiniz ki işte şekil gramerleri bilincinin George Stein ile Lionel March'ın işini karşılaştırın. Ya da şey diyebilirsiniz işte Formula 1 sürücüsü Michael Schumacher'in hayatıyla ilgili 5 paragraf yaz. Çok güzel bir şekilde yazıyor. Yani harika bir şekilde yazabiliyor şu anda. Ben de bunu bir sunumda şey istediler benden. John Lennon'ın Instant Karma şarkısı için bir şey istediler. Ve mesela bunu yazdığım anda işte 30 saniye, 20 saniye içinde bu yazıyı çıkartabiliyor. Daha sonra işte bunun hani Instant Karma'nın şarkı sözlerini alıp biraz Mid Journey'e besledik. Bunlar çıktı falan. Sonra John Lennon olduğu için işte ben John Lennon Central Park falan fişman gibi şeyler yaptım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Birazdan daha teknik anlatacağım ama bu teknolojileri gören, duyan insanlar için teksti alıp yani sizin yazdığınız prompt'u alıp bir anlamaya çalışıp bir imaj üretiyor size. Bunlar tabii algoritmalar geliştikçe çok iyi hale geliyorlar ama birkaç algoritma önce biraz böyle bir durum vardı. Mesela DALL-E 2'yi bilenler için daha fotoğrafik bir şeyler yapmaya çalışıp yapamıyordu. Midjourney biraz daha böyle artistik yani daha böyle sanatsal stilleri falan ortaya koymaya ya da öne çıkarmaya çalışan bir yapısı vardı falan. Şimdi ikincisi de yani Midjourney de aslında biraz şey gerçek bayağı gerçek şeyler yapabiliyor. Şimdi ya bu konuları hani bakan var, gören var, duymayan var, geri kaldığını düşünenler olabilir. Bence öyle bir şey yok. Bence şey olun, expose olun yani. Bunlar neymiş, ne değilmiş bir bakmaya çalışın. Ben mesela bir sürü lecture ben yayınladım, başka kaynaklar var, onlara bakabilirsiniz. Ben size biraz temelini vereyim. Mesela bunlar Midjourney versiyon 2, yani işte Haziran ayında versiyon 2'delerdi algoritma olarak. Hani burada ben şey yapıyordum işte robotik detayları olan Arnuo stilinde botanik canlılar falan gibi bir şeyler yaptım mesela. Tokyo, Dubai'deki Tokyo denedim. Mesela bu bence çok başarılı şeylerden bir tanesi. Hani işte algoritmanın onu anlayıp böyle Dubai settingi içinde bir Tokyo yükselmesi ya da Tokyo dokusu, şehir dokusu oluşturması çok ilginç. Bu versiyon 3'di. Bu da şey benim aslında iş yerindeki arkadaşlardan birinin yaptığı. Artık şeyi görüyorsunuz yani çok kısa bir promptla inanılmaz ikna edici, inanılmaz yüksek kaliteli 30 saniye içinde bu şekilde imajlar yapmanız mümkün. Peki o zaman yani ne olacak? Bir onu tartışacağız belki konuşurken. Bir de şu önemli benim için. Mesela Midjourney çalışmaya başladığımda bu diyagramı çizdim. Ya o da şuydu hani bu çalışıyor ama nasıl çalışıyor? Ya da bu çalışırken hani insanlara bunun çalışmasını nasıl anlatabiliriz? Burada bir text geliyor. Burada işte o kara kutu var. Natural language processing, semantics yani dil işleme, artı işte anlam bilimi, artı işte istatistiki örüntülerin görülmesi falan bunların hepsini işleyen bir sistem var orada. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Sadece yapanlar biliyorlar. Oradan da işte hani 4 tane imaj çıkıyor. Bu 4 tane imajı tekrar yapabilirsiniz, genişletebilirsiniz, varyasyonları yapabilirsiniz falan. Bu seçeneklere göre de hepsi farklı bir sonuç yaratıyor falan pişman yani. Bunları yine online var. Bakabilirsiniz. Yani şu önemli tabii buradaki tekstten imaj yaratan AI tool'ları, yapay zeka araçları milyarlarca imaj kullanılarak geliştiriliyor. Mesela Midjourney'de 2 milyar imaj, billion, 2 billion, 2 milyardan fazla imaj. Stable Diffusion 2 milyardan fazla imaj. DALL-E 650 milyon diyor. Şu anda ne durumda bilmiyorum. Yalnız bundan sonraki modeller 5 milyar imaj üzerinden geliştirilecek. Yani ne olsun daha geniş bir dünya, daha geniş bir data seti kuralım. Tabii bu olurken şu da oluyor bir yandan. Mesela Stable Diffusion için o 2 milyar imajın %8.6'sı Pinterest'ten çekilme, %6.8'i WordPress'ten çekilme falan. Yani başka bir şeyden olmaması bir aslında kayma yaratıyor. Yani bias dediğimiz ön yargılı olma. Yani bütün AI tool'larında bir ön yargı var aslında. Çünkü
Hangi imajlar seçildi, hangi imajlarla yaratıldı, hangi kelimenin ne anlama gelmesi gerektiği anlatıldı programa, bunları bilmiyoruz. Bunları yine tekrar yapanlar biliyor. Hatta öyle şeyler oluyor ki yapanlar da bunu kontrol edemiyorlar. Çünkü görmedikleri bir ön yargı var ya da eğilim var ya da bir ağırlık var istatistiki olarak. Bu AI'de ortaya çıkıyor. Yani bunlar olmaya devam edecek. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bunlar olurken bir yandan da parametrik tasarım bilenler için mesela şeyler de var. Bu Midjourney'di. Benim yaptığım çalışmalardan bir tanesi. Belli parametreler var. Şöyle göstereyim. Sol tarafta görebilirsiniz. Stylize, quality, weight şeklinde şeyler var. Yani siz hiç aslında cümlenizi, promptunuzu değiştirmeden, burada data painted on sports card'ı mesela, bunu değiştirmeden çok farklı imajlar almanız mümkün programda. Yani daha parametrik akılla da çalışabilirsiniz. Yani burada da şu oluyor, mata bir şey diye söylemiyorum, sadece parametreleri kullanabilirsiniz imajları değiştirmek için. Yani bu weight denen şey ağırlık, yani neye, algoritma neye daha çok baksın onu söylüyorsun. Mesela burada data 1, painted on car 12 diyor. Yani daha çok araba gör diyorum. O yüzden araba daha çok görünüyor. Burada da data 4, painted on car 1 diyor mesela. O yüzden daha çok datamsı şeyler görüyorsunuz. Representation gibi falan. Yani bunlar, bu araçların ben gitgide biraz böyle bir raya oturacağını, tasarım sürecini daha kontrollü bir şekilde yardımcı olacak, etkileyecek tool'lar, araçlar haline geleceğini düşünüyorum. Burada da şey yaptım işte, hani bakın aynı promptu kullanarak ben atıyorum görsel direktör olsaydım filmlerde ya da poster yaparken işte şu imajı Minority Report için kullanırdım filmi biliyorsanız. Ya da burada işte Andy Warhol'la BMW'nin bir ortak çalışması var. Andy Warhol bunu 1982'de boyamıştı. Burada işte ona benzer bir şey var. Blade Runner 2049 falan, yani Baby Driver, yani bunlar böyle filmlere hani şu şekilde uydurulabilir falan gibi şeyler var. Şimdi tabii böyle olunca insanlar şeye başladılar. Böyle her modada bir şey vardır. Böyle öne atılıp ondan hemen faydalanmaya çalışan bir güruh vardır. Parametrik tasarımda bu çok oldu. İyi bir şeyler yapanlar oldular. Çoğu döküldü sonradan, kayboldu. Şimdi de prompt crafter'lar, yani böyle prompt engineer'lar çıktı. Yani ben o kadar iyi prompt yazıyorum ki, cümle yazıyorum ki mükemmel şeyler yapıyorum AI'da falan diye. Böyle kendi madalyalarını kendileri takan arkadaşlar var. Ben de onlarla birkaçıyla konuşurken şey dedim, arkadaşlar dedim, yani çok güzel yapıyorsunuz, bravo, tebrik ederim sizi, harikasınız, dili kullanma şekliniz de mükemmel ama yani bu AI'da ne varsa sana onu veriyor. Yani hani o ön yargılar var, o eğilimler var, o şeyler var, yani hani bu kısıtlı bir dünya. Çok fazla heyecanlanmadan biraz yapmak lazım. O yüzden ben bunu koydum son sunumda, bir arkadaşım gönderdi. Yani prompt engineer gerçek bir iş değil arkadaşlar. O yüzden çok şey yapmayın. Yani araştırın, kullanın ama gerçekleri de göz ardı etmeyelim yani. Çok güzel araçlar gelişiyor. Bir tanesi Runway. Bu mesela yapay zeka, Photoshop ve After Effects ya da Premiere gibi düşünebilirsiniz video yapım şeyi. Bir browser'da birleştiren bir program. Ve AI Magic Tools diye bir pool var burada. Burada bu biraz bahsettiğim konuların hepsini kullanabiliyorsunuz. Mesela text to image yaratabiliyorsunuz. İmajdan imaja jenerasyon var. Bir imajı alıp sonsuza kadar genişletmeniz mümkün. Çok acayip bir şekilde onu yapıyor. Şeyleri alıp, imajları alıp birbirine akmasını sağlayabiliyorsunuz falan falan. Yani ilginç bir araç. Bu video arayüzü çok başarılı çünkü lokal olarak hiçbir şeyi kullanmıyor bilgisayarda. Tamamen online, yani cloud'da gerçekleşiyor bütün bu processing vesaire. Artı birkaç kişi aynı videoya bağlanıp eş zamanlı olarak edit edebiliyorsunuz. Video araçları da After Effects'i yakalayacak neredeyse, yani hani o kadar bir şey var. Ve ilginç bir şekilde bu aracın CEO'su da işte o hani mantarların Arduino'sunu programlayan arkadaş vardı ya, Cristobal. Bunun CEO'su da Cristobal. Yani o da o işi yaptıktan sonra New York'a geldi, NYU'ya gitti yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir proje başlattı, bu Runway projesini başlattı. Runway'e bakmanızı şey yapıyorum. Belki ileride Türkiye'de bir workshop yapabilirim Runway üstüne. Çünkü beraber çalışıyoruz bazen Chris'le. Şey yapıyorum, bazı workshoplar yapıyorum falan. Çok kopuk şeyler var tabii bu. Icon diye bir şey çıktı. Şimdi Icon diye bir paper var, makale. Bir tane imaj veriyorsunuz, size üç boyutlu bir mesh yaratıyor. Yani bu ilginç bir şey çünkü hani tek vücuttan bunu çıkarabilmesi için hani vücut nasıl bir şey onu bilmesi lazım. Onun üstüne train edilmiş bir sistem.
Tabii bunu gören kim korkuyor, kimi seviniyor falan. Yani ne amaçla kullandığınıza göre bu da değişir. Bunlar da gelişmeye devam edecek bu arada. Takipte olun. Şimdi şey önemli. Yani bunlar nasıl kullanılırın cevabı mesela teaching. Hasbelkader ben şeye gittim. Bu Şebnem Yalınay'ın stüdyosu bu. Bu dönem şeydeydi. Penn State'te. Onun stüdyosunda mesela böyle bir cube aggregation falan gibi bir şey çalışıyorlardı. Ben gittim, runway'i gösterdim. Bir öğleden sonra çocuklarla çalıştık. Birinci sınıf bunlardı. Yani daha geldiklerinin aslında hani üçüncü ayındalar. Birinci yılın ilk dönemi diye düşünün. Onun sonu. Onun sonunda böyle şeyler çıkabildi. Yani şu sağda gördüğünüz bir stable diffusion imajı. Sağda modelleri görüyorsunuz. Bunlar yine küçük işte bu inspirational imajlar şeyden çıkan. Ve gerçekten finalde çok çok iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. Bizim eğitimimize göre biraz daha mimari giriliyor burada eğitime. En azından Penn State'te. Ve şeyde Mine'nin öğrencisi Benay da orada. Önceki öğrencilerinden biri Benay orada şu anda hoca olarak ders veriyor. Herkesin bir araya geldi. Böyle orada da bir lecture verdim falan. Sonra bunları yapmayı başardık. Şimdi buradan hemen şeyle kapatalım. Yani bunlar peki neden önemli? Bu kadar şey gösterdik. Hani kişisel gelişimden bahsettim, büyümekten bahsettim, teknikten bahsettim. Bunları öğrenmek önemli arkadaşlar. Ne kadar zaman harcarsanız, ne kadar bir şey anlamaya çalışırsanız o kadar önemli. Bunları yaparken şeyi kaybetmemek gerekiyor tabii. Bunu hep gösteriyorum ben. 2017'den beri yanılmıyorsam Forbes bu yayını yapıyor ve işte hani bir sonraki yıl sahip olmanız gereken 10 tane skill. Hani ne olmalı başarılı olmak için ya da iş bulmak için falan. Bu listelere baktığınızda hiçbir zaman teknik bir şey görmüyorsunuz. Yani böyle işte AI, ML, modelleme, 3D printing falan trend olsa da bu listeye genelde onlar girmiyor. Genelde hep soft skill diye size en başta bahsettiğim. Kritik düşünme, yaratıcılık, duygusal zeka, işte karar verme yetisi, karar değiştirebilme yetisi. Service orientation biraz daha işte hani hizmet edebilme, hizmetkar olabilme vesaire gibi şeyler var. Yani bu listeye bir bakın. Bunlar önemli. Yani hem insan ilişkilerinde hem mesleki anlamda büyüme için çok önemli. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Bu 1514'te Albert Dürer'in çizdiği bu Melancholia Ai diye bir şey var. Engraving var. Yani aslında ahşaba kazınarak yapılmış bir şey. Burada şeyden bahsediliyor tarih kitaplarında. İşte burada kendi ikizini, Doppelganger'ini işte şey yapıyor, çiziyor ama bu böyle işte dişi bir melek de olabilir, erkek de olabilir. Çok önemli değil. Burada tabii şeyler var. Bu benim okumam buradan sonrası. Benim okumamın adı şu var. Ben hep burada şeyleri görüyorum. İşte böyle bir tools of computation and measurement diyorum. Yani ölçü ve hesaplama aletleri. İşte pergel yapma aletleri, çekiç, merdiven çıkmak için, terazi tartmak için, kum saati işte burada yerde şurada testere falan var kesilmiş durumda işte keski var vesaire. Bir de burada mesela truncated yine ucu kesilmiş bahsettim size bir solid var falan yani. Bu ve bunu yaptığı zaman da şey dediği söyleniyor Albert Dürer'in. Tabii Albert Dürer o zaman böyle bir inovatör falan yani böyle bir innovation adamı hani sadece böyle bir ressam falan değil sanat adamı biliyorsunuz Rönesans'ta işte. Hani hem yani çok teknik olarak da hem görüsü açık hem de tekniği çok geliştirmiş insanlar. Çok ilginç bir şekilde o zaman şey demiş. Güzel ne ben bilmiyorum falan gibi bir şey demiş Albert Durer bunu yaptığı zaman da. Ben de şunu diyorum yani buradaki hani bu oturma şeyi ve hiçbir aracı kullanmama yani hiçbir araç her araçtan kendini iterek orada sadece boş durma durumu aslında ya biraz ben kendi şeyime benzetiyorum. Hani bu işte teknikle görselin ya da işte hesaplamalı ile computational'la anlamın bir türlü hani birleşme savaşının olduğu yerdeki gerilim gibi falan hissediyorum. Yani çünkü kendim de durduğumu biliyorum bazı noktalarda. Ya, yok ya bu iş olmayacak falan gibisinden. Ama o da tekrar regenerate edip ne yapıyor işte bir şeyler yapmaya devam ediyor. O yüzden ben hep şey diyorum bu inanılmaz Photoshop şeyi yeteneğimi gösterdiğim bu Human Insight konusunda da sizden destek bekliyorum. Ama şaka bir yana bu hani bilgisayarın hayatımızda gitgide büyüyen rolü devam edecek, daha da büyüyecek. Hatta otomasyon konusunda falan iş kaybından vesaire bahsediliyor. Onları da sonra tartışırız. Ben çok korkmuyorum bu konulardan çünkü insanın daha iyi şeyler yapmak için daha fazla vakti olacak diye düşünüyorum. Ama orada olması gereken şu, daha olan vaktimizi, yaratılan vakti daha iyi kullanacaksak
Çok iyi içgörü ve öngörü, hem öngörü hem içgörü geliştirmemiz gerekiyor. Değerli hayatlar kurmamız, değerli hayatlar yetiştirmemiz gerekiyor. Öğrenci, hem kendimizi yetiştirirken hem öğrencilerimizi yetiştirirken. Teknolojiyi de sonuna kadar da öğrenmemiz gerekiyor ki bizim yabancı kalmayalım. O değerleri oluştururken teknolojiyi nasıl biz yönlendirebiliriz, değil mi? Teknolojinin kullanıcısı, kölesi olmak değil de onu yönlendiren insanlar biz olursak, değer katmaya çalışan insanlar olarak doğru şeyler, insanlık için doğru şeyler yapmaya çalışan insanlık için doğru şeyler yapmaya çalışan insanları eğer yönlendirirse sonuç olarak her şey daha anlamlı bir yere gidecek diye düşünüyorum. Burada da sabrınız için teşekkür ediyorum. Birazcık uzun gittim ama böyle paylaşmak istedim bugün. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz Onur Hocam. Bizim için de bilgilendirici ve yol gösterici bir sunum oldu. Güncel bir durum Bir değerlendirmesi de saniye yapmış olduk Ahmet, ben böylece. seni duyamıyorum çünkü şey kapanmış. Şu an geliyor mu acaba? Geliyor, evet, tamam. Kusura bakma. Çok teşekkür ederiz hocam sunum için. Bizim için de bilgilendirici ve çok yol gösterici bir sunum olduğunu düşünüyorum ben. Yani tuğlalar hakkında da güncel bir yorum değerlendirme yapmış olduk böylece. Bahsettiğiniz gibi bazen tool kullanırken tool'un içine o kadar giriyoruz ki o tool'u ortaya çıkartan düşünce yapılarının ne olduğundan bile uzaklaşmış oluyoruz. Ben bu noktada soru sormak isteyen arkadaşlarıma bırakabilirim. El kaldırabilirsiniz. Konuşamıyorsanız şu an söz yazılı olarak bilirseniz biz iletebiliriz. Bu arada 51 kişilik bir katılım var. 50'nin altına da pek düşmedi. Katılımınız için de teşekkür ederiz ayrıca. Batuhan Ünlü el kaldırıyor sanırım. Dahil Merhaba. olabilirsiniz. Merhaba. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum açıkçası. Üzülerek toplantının başını kaçırmıştım fakat merak ettiğim bir konu hakkında fikir sormak istiyorum. Belki bahsettiniz. O yüzden affınıza sığınarak tekrardan. Bu New Balance'da çalıştığınızı biliyorum. Ayakkabıların üç boyutlu alt sol kısmını bastığınızı gösterdiniz. Bunlardan bahsettiniz. Bunlarla çalışırken acaba nasıl bir süreçten geçtiğinizi biraz daha detaylı, hani o pipeline'ı biraz bahsetmeniz mümkün olur mu? Tabii ki. Çünkü ben de bu konuya çok ilgi duymuştum. Zira Tamam. kendi bir, pardon böldüm ama Air Yok Max bir yok yok. ayakkabım vardı. Altı Tamam. patladı ve ben bunu nasıl hayata döndürürüm diye bir projeye giriştim. Yani çok Güzel. yeni. Ve bununla ilgilenirken aslında sizin bu çalışmanızı görmek beni çok heyecanlandırdı. O yüzden soruyorum. Güzel, tabii ki. Ben şimdi şey yapacağım. Tabii şu an benim çalışmam sadece flex filamentimi sipariş edip bunu Güzel. nasıl modellerim, bunu nasıl Tabii geliştiririm ki. kısmında olduğu için. Tabii ki tabii ki ya. Öyle o ya, bir yerden başlamak gerekiyor. O yüzden başlamak önemli. Şimdi şunu bir paylaşayım. Ben sizinle, pardon. Şöyle yapalım. Tekrar şu ekranı paylaşacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar benim gitgide büyüyen bir YouTube kanalım var. Ben buna çok ihtimal vermiyordum ama bence bundan sonra biraz daha büyüyecek. Çünkü tasarımı alıp şeye doğru çekiyorum. Daha insan hayatına ve bu profesyonel konularda gelen soruların çoğunu da bence yanıtlıyorum orada. Design Computation Human diye bir web sayfası. Burada işte bazı şey de görebilirsiniz. Yani insanlarla yapılan röportajlar var. Master PhD'ye başvurulurken neler yapılmalı vesaire gibi şeyler de var. Şimdi bunun en altına giderseniz şöyle Computational Design in the Making diye bir video göreceksiniz. Biraz zoom yapayım daha net görünsün. Şu var ya sol alttaki. Batuhan, bu da senin cevabını verecek çünkü. Yani şimdi Screen. Okay, açıyorum good. ben. So, Bu benim Bilgi Üniversitesi'ne verdiğim bir ders. Şeyde yani biraz oldu, tam hatırlamıyorum. Pandemi sürecinin başıydı galiba. Size gösterdiğim şeyler var biraz. İkinci dakika 2:44'te buralarda şey başlıyor. Bu senin sorduğun soruya dair bir video var ve Nubance'daki prosesi tamamen anlatan bir şey bu. Süreci anlatan bir video. Burada ilginç şeyler var tabii. Yani burada çok fazla bir form araştırması var. Bir materyal araştırması var, mekanik testler,
artı perception test dediğimiz his testleri, yani algı testi, artı manufacturing innovation dediğimiz üretim problemleri ve nasıl şey yapılabilir. Bunların hepsi burada mevcut. Yani çok hızlı bir şekilde anlatıyor. Ben de üstünden geçiyorum daha sonra. Yani Formlabs'i belki bilirsin, şu turuncu printerlar. Onlarla biz ortak olarak çalıştık. Bize özel bir malzeme ürettiler. Sırf bu ayakkabının yapılması için. Bu ayakkabının yapılış süresi, iki ayakkabı var aslında yapılan. Üçüncü çıkmadı. Üçüncü de böyle bir full midsole olacaktı. Mesela şunlar benim yaptığım simülasyonlar, animasyonlar vesaire bu ayakkabılar için. Bunlardan bir tanesini asbelkader ben tasarlama fırsatı buldum. Topuk olan parça değil, ön ayakkabının ön kısmında olan parça. Yani hem research and development olarak şu, hem de şekil olarak benim tasarım. Yani tabii bu çok şeydi. Hani bir sürü orada bir öğrenme süreci var, fail etme süreci var. Ya bu şeyi, yani hani başaramama süreci var. Çünkü materyal çok yeni, bir şeyler çalışmıyor. Onun olması gerek yani bunu destekleyecek bir innovational bir akıl lazım. Tamam mı? Yani böyle projeler böyle yerlerde oluyor. Bunun için hani finansman gelmese, şey göze alınmasa, hani bunun bir süre gerçekleşmeyeceği, olmayacağı göze alınmasa böyle bir projenin çıkması mümkün olmazdı. Yani bu çok önemli. İkinci şey de çok acayip bir birliktelik var. Beraber çalışma. Yani ben burada, yani hani yanımda konuşan Chris de, işte hani ilk böyle parametrik tasarım olaylarını ilk New Balance'da ben katılmadan önce yapanlar. Gördüğünüz herkes işte, bunlar üretim mühendisleri, plastics engineer var, biomechanical engineer var. Ya var da var ya, ve bunlarla birebir biz hani oturup üretimdekilerle dahi, yani hani o mavi önlüklü insanlarla dahi ben oturup hani ya bunu nasıl alıyorsunuz? İşte atıyorum, print oluyor. Bunun bir iyileşme süreci var, şey süreci var, şeyden nasıl sökülme olayı var. Yani siz hani sadece böyle ya işte ayak altında hissediyor, bir yandan da güzel görünüyor ile biten bir olay değil. Yani o oradan nasıl çıkıyor da nerede, hangi tepside ne kadar bekliyor'ya kadar olan bilgi aslında geri gelip şeye girdi. Yani bu parçaların üretimine girdi. Bu sunumun devamında, yanılmıyorsam, şimdi o videoya devam ediyorum ha. Evet, bu sunumun devamında aslında bir şey var. Yani o süreci biraz daha açıklayan, şuradan itibaren, mesela bizim test süreçlerini açıklayan, o zaman 700 parçaymış. Mesela biz 1200-1300 parçayı geçtik bir noktadan sonra. İşte o şeylerin yapıldığı, artı mesela bu hani bu parçaların nasıl modellendiğine dair mantık şemaları. Artı işte hani şu çok önemli bir slide benim için. Ve çok detay gösteren bir slide aslında. Mesela hani şu kadarcık parça için içine giden bütün o tasarım basamakları, modelleme basamakları, ki bunda hem şeyler var, yani hem basit basamaklar var elle yapılan, hem de bir sürü algoritmik olay var. Yani onları açıklayan bir board bu. Benim için çok değerli. Artı mesela başka, dur bakayım şurada şey varsa. Ha, yani şurada küçük köşede bir şey gösteriyorum ben. Buradaki şey sadece bu. İç ile dış yapılar farklı olduğu için structure'lar, onları köprüleyen bir algoritma yazmıştım mesela. Hani yani çünkü boşluk kalmasını istemiyorsun. Mesela tedaviden önce, tedaviden sonra gibi bir şey var burada. Yani tedaviden önce kırık köprüler. Tedaviden sonra o algoritma iki tane çok farklı formu o voxel şeyinde görüp onları birleştiren falan bir algoritma vardı. Yani neyse, özet bu. Özet şu computational design in the making. Bunun linkini atayım ben şeyden, chatten. Oraya bakarsanız orada çoğunu anlattım diye düşünüyorum aslında. Biraz daha detayı oradan görebilirsin. Çok teşekkür ederim. Yani korkunç bir süreçmiş zaten ama ben en azından bir kere deneyeceğim şansımı. Çünkü kesinlikle, yani üstünde yürüyemesem bile merak ediyorum. Kesinlikle. Çünkü bizim mesela ilk yaptığımız denemelerdeki şeyler, kullandığımız malzemeler uygun malzemeler değildi. Ama zaten başlamak çok önemli. Yani orada bir intuition oluşturmaya, hissiyat oluşturmaya başlıyorsun. Hiç önemli değil. Önemli olan yapman yani. Ben çok teşekkür ederim. Ben YouTube'dan bütün videolara bakıyor olacağım. Çok sağ olun. Sen sağ ol. Fatih, evet arkadaşlar. El kaldırıyor sanırım. Fatih. Merhabalar. Merhaba hocam.
Öncelikle bu seminal sunumunuz için çok teşekkür ederim. Yani şahsım adına. Ben de Mine Özkan'ın öğrencisiyim şu an. Doktor öğrencisiyim. Çok adı geçti, kendisini de anlamak istedim. Şimdiden. Aslında benim iki tane sorum var. Eğer vaktiniz varsa tabii. Hani öyle bir hakkım da var mı bilmiyorum. Tekli sınırlı kalmak istemedim sizi bulmuşken. Aslında şimdi ilk sorum biraz AI üzerinden olacak. Çünkü çok sihirli araçlar olduğu için büyüsünde kaybolmak çok kolay. Aslında kullanışlı araçlar olarak, yani kendimizin bunun araçların nasıl kullanışlı olarak değerlendirmemiz gerektiğini ilk önce tartışmamız gerekiyor. Yani ben biraz PBR materyal üzerine de çalışıyorum. Kendi şahsi çalışmalarım var onun üzerine. Yani Midjourney'i bu amaçla kullanabileceğimi fark ettiğimde aslında bir ışık yandı. Yani bunun aslında farklı bir kullanım metodu da olabilir. Ama şöyle bir sakınca görüyorum genel olarak. Yani dediğim gibi büyüsüne kapılıp, yani çok amacı dışına çıkan durumlar söz konusu. Yani bunun nasıl önüne geçilebilir? Yani bu, çünkü doğru aktarılması gerekiyor. Benim de örneğin bir işte hesaplamalı tasarım öğrencisi olarak bir tasarımcı, yani mimari tasarımcıya derdimi anlatmam da çok zor oluyor bu açıdan. Yani şimdi biz çok sihirli araçlar kullandığımız için aslında bu araç ve kavramın karışması çok doğal bir duruma dönüşüyor. Aslında yani örneğin bir Revit ve BIM aslında birbirinden ayrı şey. Evet. Birisi tool, birisi kavram. Yani bu durumda nasıl, bu durumu nasıl manage etmeliyiz onu merak ediyorum. Bu birinci soru herhalde. Evet, bu birinci soru. İkinci soruyu da alayım. Bunu vereceğim cevabını çünkü. Tamam. Bunun cevabını biliyorum. Bilmediğim yerden değil bu. Süper. Peki, ikinci soru da aslında bildiğiniz yerden. Çünkü aslında Sevil Hocam da toplantıda, kendisine de burada merhaba diyorum. Ben kendisinden şu an malzeme ile ilgili bir ders alıyorum ve aslında metamateryal çalışıyorum. Çok da güzel oldu, çok da iyi denk geldi. Evet. Bir eldiven tasarımı yapıyorum. Hani bilek desteği gibi bir patern evet. olacak metamateryali. Bu süreçte aslında bu soru kısmı bu değil de sadece ilgilendiğim alandan geldiği için başka bir açıya çekeceğim aslında. Şimdi siz tasarımlarınızı yapıyorsunuz ve artık yani örneğin seri uyarlama, mass customization, o da bir kavram. Aslında veri toplamak için de çok büyük imkanlar da var. Örneğin bir need balance bir koşu bandı yapsa ve bu koşu bandının sensörleri olsa kişiye özel bir üretim de yapılabilir, bir uyarlama sistemi de oluşturulabilir. Böyle bir geleceği var mı bu durumun? Yani böyle bir şey tartışılıyor mu? Onu da merak etmek istedim. Biraz da sektörel bazı bir soru olsun. Şimdi ben buna nasıl cevap vereceğim? Bu çok... Dur deniyorum. Bunlar döndü kafamda da. Yani... Ben sana önce ikinci sorunun cevabını vereyim. Evet. Bir saniye daha var bana. Tabii. Ya belki de yapılıyordur tabii. Ben belki ıskalamış olabilirim böyle şeyler ama. Yani çok olası geldi bana. Yani olmaması biraz garip olur açıkçası. Sen biraz, ben seni bıraksam soruyu cevaplayacaksın aslında. Bitti yani. Şimdi bu senenin başında biz bir bina açtık Boston'da. Şöyle paylaşayım seninle tekrar. Ve bu bina senin, tam senin dediğin şey. Ama bunun geçmişi de bir 20 yıl yaklaşık. Yani paylaşıyorum. Şu anda paylaşıyorum. Şu anda görüyorsunuz herhalde. Şimdi burası bu yeni açılan bina. Ve bakın şurasının kalktığını görüyorsunuz değil mi? Arka tarafta eğimli bir pist var. Bu şeyleri olan bir pist. Suspension olan bir pist. Amortisörlü. Ve hani açıyı değiştirip karşıda bir görünen binada bizim aslında headquarter, yani ana binamız. Bu şeyden esinlendi tabii. Bu track binası, bizim Sports Research Lab denen bir laboratuvarımız var. Yaklaşık 20 yıldır dediğim gibi. Başka bir binada bu. Bizim inovasyon binası var. Benim de gündelik gittiğim.
oradaydı. Daha sonra biz Boston merkezde burayı açtık. Burada bu The Track diye geçiyor eğer bakarsanız. Sürekli sporcuların geldiği koşu datasının basketbol, beyzbol, voleybol, futbol ne düşünebilirsiniz? Hepsi için şey var. Hatta bir dünya rekoru kırıldı açılışında. Bayraklı koşu dünya rekoru kırdık. Bir şey var. Bir bina var ve böyle bir bina pek yok açıkçası. Bu en yeni versiyonu senin sorduğun şeye dair. Zaten geçmişte de çalışırken aslında bunu küçük, yani bizim hani artık eski binadaki çok daha küçük bu ölçüye göre. Ama bu datanın toplanıp işlendiği ve koşuculara dair direkt customized spike plate koşu ayakkabılarının, dişli koşu ayakkabılarının yapıldığı durumlar oldu. Koşularımızdan bir tanesi geçen sene bir dünya rekoru kırdı. Sonra üstüne 4 kere daha kendi rekorunu kırdı. Geçen sene içinde bu ilk kez oluyor. Yani dünya tarihinde ilk birinin kendi rekorunu 5 kere üst üste kırması 14 ay içinde. İki farklı atletimiz de birisinin yine şeyde olimpiyatlarda gümüş aldı yanılmıyorsam. Bir tane altınımız var yine. 1500 metre kadınlar engelli. Vesaire vesaire. Yani bu aslında hani datanın araştırılıp tekrar ürüne dönüp şey olduğu durum var, mevcut. Bu track'e bakabilirsiniz o yönden. Şeye gelince, şimdi ikinci soruna gelirsem, şunu bir durdurayım ben. Ben aslında biraz daha böyle hani tabii ki profesyonel sporcular için yapılıyordur muhakkak ama bu biraz daha belki böyle gündelik hayata da inceleyebilecek bir şey mi? Onu... Ona da cevap vereyim. Bizim yaptığımız 3D printed projenin hedefi buydu. Yani bayağı custom. Bizim dükkanlarımızda şu anda burada scannerlar var. Sen herhangi bir dükkana gittiğinde burada ayağını 3 boyutlu olarak biz tarayabiliyoruz anında. Biraz şöyle bir şey var. Ona göre de sana mevcut ayakkabılardan yani hangisinin olabileceğini söylüyorlar. Sen tabii üretimin buna kaymasından bahsediyorsun. Bizim 3 boyutlu print ayakkabılarını çıkardığımızdaki zaten anlatımımız buydu. Yani her şey full mass customization'a kayacağız. Bütün bu arada 1,5 milyon ayak skeni yapan bir firmayla, yapmış olan bir firmayla biz hani çalışıyor, yıllardır çalışılıyor, benden önce de 10 yılı aşkın süredir. Şöyle bir şey var, bunun yapılması tabii demin anlatmaya çalıştığım gibi kocaman bir value chain'den bahsediyorsun. Yani sadece hani tasarımın yapılıp hani bizim bir şeyler print edip kutuya koyup gönderdiğimiz şeyler değil bunlar. Bütün tasarım süreci ve bütün üretim sürecindeki bütün supplier'lar, yani malzemeler, malzeme verenler, malzemenin taşınması, malzemenin kesilmesi, üretime girmesi, paketler, yani paket kutusuna giren, ayakkabının içine sokulan kağıt var ya, oradaki kağıt miktarını biz değiştirdiğimizde yıllık 12 bin tırlık kağıt farkı falan fark edebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ölçek bu olduğunda senin dediğin şey tam başlayacakken pandemi geldi. Ve pandemide herkes geri adım attı. Yani durmak zorunda kaldık. Geleceği böyle mi bu konunun? Hemen birinci soruya bağlıyorum buradan. Geleceği de böyle olmayabilir. Şimdi şunlar oldu. Biraz hızlandırayım. 3 boyutlu printing çıktığında herkes şey dedi. 10 sene önceki yayınlara bakarsanız. Herkes evine printer alacak. Bu işte kağıt printer gibi. Hepimiz kupamızı kendimiz print edeceğiz falan gibi şey. Arkadaşlar kimse kendi kupasını print falan etmedi. Printerlar yayıldı. Ya Shapeways gibi şeyler çıktı. Eğer bir iki tane istiyorsanız sipariş veriyorsunuz geliyor. Projeniz varsa, researchersanız ya da işte inovatif bir firmada çalışıyorsanız printerlarınız var. Bunları tasarım, üretim için. Üretim için çok değil, daha çok tasarım ve prototipleme için, gerekirse de üretim için kullanabiliyorsunuz. Şimdi yani bizim bu prediction'larımız her zaman öyle olmuyor, çalışmıyor, çalışmak zorunda da değil. Bu şunda da oldu. Hemen birinci soruya bağlıyorum. Ya AI'da delirdik, çıldırdık, neler olacak? Herkes LinkedIn'de, şimdi ben de paylaşıyorum. Ben çok nadir paylaşıyorum ama herkes LinkedIn'de şu anda ayakkabı tasarımcısı, mimar falan, işte şunu tasarladım, yaptım, koydum falan. Ne kadar süre? 30 saniye. Çok güzel, süper. Yani bir sürü işte bahsettiğimiz isimler, sizin hocalarınız. Bunlar 5 yıl okul, 2 yıl master, 5 yıl doktora. Üstüne 15 yıllık şey falan mesela ekliyorsunuz. Ama ya 30 saniyede zaten Mid Journey yaptığı için bunların hepsi anlamsız mı oldu? Öyle olmadı. Öyle olmadı. Neden öyle olmadı? Şöyle olacak çünkü. Parametrik modelleme pick-up etmeye başladığında, dedim ya işte bu 2005-2006 New York'ta falan, aslında 2000'lerde başlıyor. Bu Londra'da çok şey var. Yani
insanlar vardı falan. Sonra Grasshopper'ın çıkmasıyla asıl olay acayip demokratikleşti. Yani herkes, daha doğrusu çok daha büyük bir grup, programlama bilmeyen ama analitik kafası olan insanlar Grasshopper kullanmaya başladılar. Bu daha da kolaylaşacak ve devam edecek. Şimdi orada herkes şey dedi. Bütün modellemeler parametrik olacak. Bütün şeyler şöyle olacak. Mimarlara gerek kaldı mı? 1000 tane yapacağız, bir tanesini seçeceğiz falan. Hiçbir alakası yok. Bunların hiçbirisi olmadı. Grasshopper çalıştığı yerde, algoritmalar çalıştığı yerde kullanıldı. Kimse 1000 tane falan tasarım yapmadı. 1-2 tane yapmaya çalıştılar. 1000 tane yapan 10.000 tane yaptı. Atıyorum Grasshopper'daki işte machine learning algoritmalarını kullanıp, ki ben de kullandım. Mesela işte Octopus'tur, Wallacy'dir, bilmem nedir. Onları kullanıp işte oradan da bir data'ya bırakıp, ya bunların hepsi aslında içgörüyü geliştirmek için kullanıldı bu araçlar. Ancak şöyle bir şey vardı. Parametrik heyecan uzun süre geçmedi. Böyle ondan sonra işte Patrick Schumacher gitti, kitap yazdı falan. Aman Allah'ım yarabbim, yani parametrisizm falan, böyle sonu gelmedi yani. Çok yanlış şeyler vardır o kitapta. İstemem onu söylememem lazım ama okuyun isterseniz. Neyse, yani orada şey, mesela bir paper var Patrick Schumacher'in. Şey diyor işte, bu elegance diyor, curvature'la yakalanan bir şeydir. Abicim, elegance'la curvature'ın ne alakası var? Biri geometrik terim, öbürü anlamsal şey. Yani senin kafanda öyle olabilir. Benim kafamda üçgenle elegance çıkıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki şeyleri çok gördük. Bu anlamı computation'a bağlayamayan kafalar çok yoruldular bundan. Ve şu oldu. Yıllar boyu bu sürdü. Çünkü teknik bilgi gerekiyordu şeyde. Grasshopper öğreneceksin, bir şey yapacaksın, fail edeceksin, müşterin olacak, ona satacaksın. Bir yerde bir installation olacak. Allah, herkesin çok hoşuna gidecek, ünlü olacaksın falan. Herkes bunların peşinde koşarken. Şimdi şu oldu. Mid Journey bir geldi. Günde 1000 tane imaj yapıyor herkes. Çok güzel. Ben bundan çok mutluyum. Çünkü parametrik dünyada 10 senede harcadığımız şey bu sefer 6 ay içinde tertemiz olacak. Tamam, yani çünkü bir şey bu kadar çok yapabiliyorsunuz arkadaşlar, bu noise, gürültüdür yani. Televizyondaki karıncalardır bunlar, piksellerdir yani. Ve piksellerin içinden sorunun önemli kısmı şu: nasıl anlam üreteceğiz? Zaten benim derdim de o. Nasıl anlam üreteceğiz? Birkaç tane yöntem var. Birisi benim yaptığım bu lecture, bu konuda konuşmak, bunu dillendirmek, tartışmak. Bence bir yöntem bu. Ben bunu şu anda yapıyorum sizinle. İkinci yöntem şu: ben bunu firmada da yapıyorum ya da konuştuğum insanlarla da, bakın diyorum, aynı şeyi anlatıyorum. Bunlar imaj yaptınız, so what? Yani hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Yani hadi tasarım sürecine katın. Hadi biz ne yap, yani nasıl ki 3D printer'lar geldiğinde hadi bütün fabrikaları falan unutalım, her şey 3D printed customized olsun diyemiyorsan, Mid Journey'de geldiğinde hadi bütün herkesi bırakalım, hepimiz prompt engineer olalım, çok güzel iş, rahat da biliyor musun falan, olmuyor yani. Buradaki soru şu: anlam önerisinde bulunabilmek. Yani ben bunu, tasarım sürecimiz şöyle bir skalaysa, tasarım sürecimizin %15'lik kısmına ben bunu çok anlamlı bir şekilde injectedebilirim mi getirebiliyorsam masaya, o zaman win, tamam mı? O zaman kazanç budur. Yani sizin araştırmalarınızda da bence bu böyle. Yani bir sürü yapılmış şey var, bir sürü senin bahsettiğin projeye çok yakın bir proje var mesela. Ben sana sonradan şey yaparsan, merak edersen atabilirim sana. Tabii hocam, çok. Yani oradakini zaten alıp görüp onun üstüne şu kadar koysan şey o. Yani biz master, doktora tezi bizim kafamızda böyle hani yaparken şeydir, hayatının anlamıdır da aslında şu kadar bir şey koyduğunda o anlamlı oluyor. Bu kadar değil de bu kadar koymaya çalışıyorsun, üstünden akıyor falan, ondan sonra olmuyor. O yüzden öyle. Bence güzel. Hızlı olması da güzel. Bu şekilde, hızlı bir şekilde bu tüketilecek. Daha sonra şey olacak, anlamlı şeyler kalacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Detaylı ve ben tatlı. Teşekkür ederim. Biraz fazla detaylı girdi ama. Yok. Hocam çok, ben çok memnun kaldım. Sağ olun. Tamam. Eyvallah. Ne mutlu bana. Evet bir arkadaşlar. Soru daha var. Tamam. Varsa vaktimiz. Varsa. Var. Ben sunum için çok teşekkür ediyorum. Yani bazı sunumları gerçekten çok bir ufuk açıcıydı. Aslında benim sorum biraz computer vision'la alakalı. Bu aslında Runaway'i görmüştüm. Yani onunla yapılan birkaç uygulamaya da baktım. Ve gerçekten yani başka bir boyuta taşıyor. Ama bu ondan sonra gösterdiğiniz slide sayfasındaki işte bu bir imajdan model üreten artık uygulama, onun ismini bilmiyorum tabii. İkon, daha önce de görmedim. İkon o da. Bir research o.
Daha şey geliştirilmedi, geliştirilme aşamasında. Öyle mi? Evet, paper'a şey diye bakarsan ICO ne? Hatta linki atayım ben sen anlatırken. Dinliyorum. Ben de onu bayağı geliştirilmiş bir uygulama sandım ama yani gerçekten asıl problem computer vision gibi duruyor. Yani biz generate edebiliyoruz birçok imaj. Yani bunu aslında evet, bir süredir de yapabiliyorduk. Şimdi sadece işte Scala çok genişledi falan. İşte deterministik metotlardan böyle daha ne olduğunu bilmediğimiz böyle stokastik yerlere ilerledi falan. Aslında yani tabii böyle gelecek biraz şeyi yapmak da saçma işte bu konuda ama yani siz nasıl görüyorsunuz acaba computer vision'ın geleceğini diye bir soru. Böyle ucu açık aslında. Büyük bir soru. Evet. Büyük bir soru çünkü şey de var yani hani computer vision'da iki tane şey yaptım bu arada. Birisi ikon, o şeyi yaratan, üç boyutlu modeli yaratan. Öbürü de yeni bir paper yine Magic 3D diye. O da text to 3D. Yani text promptını yazıyorsunuz, üç boyutlu modeli yapıyor mesh. Yani biraz çılgın bir şey. Bir şey daha atacağım size. Dur bakalım. Bu ikonu şeyde kullandılar. Dünya Kupası maçlarında Messi'nin ve iki ayrı futbolcunun şeylerini, gollerini üç boyutta canlandırmak için yaptılar. Onu da linkini attım, ona da bakarsınız. New York Times'da yayınlandı. Ya computer vision çok önemli tabii. Şimdi hani senin dediğin ben yani onda da aslında çalıştığım konularda hani biraz ucundan tutuyor değil mi? Yani bir o kısmı var çünkü bir estetik dünyayı görme, algılama şeyi var. Bir de işte bu self-driving cars bilmem ne vesaire gibi inanın yani dokunmadığı nokta yok. Çünkü hani görsel olarak impaired bir insan düşünürsek yani kör insanları düşünürsek hayatta ne kadar hani ne kadar farklı bir konumda oldukları gören insanlara göre yani hani bunu zaten bizim düşünebilmemiz pek mümkün değil. Yani bir yandan hani vision'ın ne kadar önemli bir şey oldu. Bir yandan da yalnız şu var. Vision aynı zamanda touch'la çok alakalı bir şey. Yani hani o yüzden şu anda şeyi görüyoruz ya, robotik kolları görüyoruz. Hani hem görüyor, tanımlıyor ama bir yandan da hani bir şey tutması lazım. İşte tuttuğu şeyi hani kırmaması lazım falan gibi şeyler söz konusu. Ya bunlar hep işte insanın şey modelleri yani insanın robotik computational indirgenmiş modelleri diye düşünüyorum. Ve kesinlikle gelişmeye devam edecek. Yani bu işte bir 15 yıl önce falan yine şey vardı. Stanford, yani DARPA'nın yanılmıyorsam. Bu hani self-driving cars projesi. Hani Tesla'dan falan 5-10 yıl önce. İşte Stanford bayağı başı çekiyordu. Çok iyi gidiyordu orada. Oradaki ilk arabalarda böyle işte 40 tane lidar, 20 tane radar bilmem ne falan sensörler. Yani arabadan çok şey vardı, ekipman vardı. Hani... Ya şu anda korkunç derecede ilerlemiş durumda teknoloji. Hiç arabalarda hiçbir şey görmüyorsunuz. Yani birçok arabada aslında self-driving durumda ama bunu böyle advertise etmiyorlar insanlar kullanmasın diye. Hatta bazı algoritmalar var bayağı bir gidiyor. Yani bunu ben de yaşadım ve denedim. 30 saniye gidiyor araba kendisi. Aslında gider bıraksan. Yani birkaç saatte gider. Algoritma kendisi devre dışı bırakıyor ki hani insan sürmeye devam etsin falan diye. Yani tabii şey önemli hani... Bu teknolojiyi her amaçla kullanabilirsin değil mi? Yani hani hem böyle amaçlar için kullanabilirsin hem bambaşka amaçlar için kullanabilirsin. Kötü niyetli diyelim. Tabii estetiğe bağlamak da ayrı bir durum. Hani ama şeye bağlandı zaten. Üretime bağlandı. Ondan sonra driving'e bağlandı vesaire. Bunlar gelişerek devam edecek. Yani onun dışında tabii hani bu estetik kısmı çok ilginç. Şey de yani bu yeni gelişen işte bu tekstü image şeyleri de bence biraz o tarafa doğru gidiyor. Yani ben şeyi bekliyorum şimdi bir sonrakinde hani benim master tezimin gerçekleşmesini bekliyorum çünkü benim bir şey de hani make the computer create the image you wanna see. Yani benim görmek istediğim imajı yani benim sevdiğim stili anlayan bir sistem. Hani bunu şimdi ML'de kendin train ederek datasetleriyle anlatabiliyorsun ama uzun erimli mesela senin yaptığın imajları ya da beğendiğin imajları şey yapabilen bir görsel bir sistemin ben bayağı ilginç bir partner olacağını düşünüyorum. Yani hem evet. Günlük muhabbette seninle birbirine imaj atarsın AI'yla böyle güzel güzel. Yani çünkü mesela ben... evet. Böldüm ama kusura bakmayın. Yani bir öğrencimize mesela şimdi
aslında Midjourney'den çalışmayı seçti ve oradan işte bazı imajlar generate etti mekan oluşturmak için ve onların işte tek kaçışlı perspektiflerini falan çizdi ve o böyle planları yan yana getirerek böyle bir şey generate etmeye çalıştı. Şimdi binayı modelliyor falan. Ama mesela yani gerçekten bu görme mesela dokunmayla ilişkili ve yani pek çok şeyle de ilişkili aslında, algıyla ilişkili. Bunun da ötesinde o aldığı bilgiyi bir şekilde böyle bir data tree'ye çekme ve işte onları birbiriyle anlamlandırmayla ilişkili. Bu da belki mesela bilinçle ilişkili. Yani birçok yani bilginin aslında bilinci ürettiğine dair de teoriler var. Yani anlamlandırılmış bilgi bir şekilde bilinci üretiyor gibi. Mesela yani gerçekten böyle bir dehliz ama tabii bizi de heyecanlandırıyor yani herkesin gibi. Güzel. Ya bunlara bakarken biraz şeylere de bakın. Yani işte biraz perception'la ilgili okumak lazım. Biraz şeyle ilgili okumak lazım. Cognition. Yani cognition falan okuyabilirsiniz de yok. Ben daha ziyade böyle antropoloji falan düşünüyorum. Yani insanların bu çalışma sistemlerini anlayabilmek için hafif çok felsefe demek istemiyorum ama bir şey göndereceğim size. Bu Binbir Güzergah diye bir arkadaşlar var. Binbir Güzergah. Onlar benden şey istediler. Bir 25 tane kitap ismi vermemi istemişlerdi. Ben de şey yapmıştım oraya 25 tane özellikle doktora çalışmama etkide bulunan bir şey yapmıştım. Şurada Burcu'ydu sanırım yapan. O da İTÜ'dendi. Şu an şeyde cevap olabilir. Olmaz. Muhtemelen 1001 kitaplık galiba. Link, ana link şu. Ben şimdi kendimi bulamadım. Kendimi bulursam. Ha Benay var orada mesela. Benay da var. Ah ben de varmış. Evet, bayağı bir kişi var burada. Var. Bayağı bir kişi var. Mesela şuradaki evet şeyi de attı şu son. Ya mesela şu mesela 5. kitap bu Self Calms the Mind. Bayağı böyle şeyin Antonio Damasio'nun bir kitabı. En son attığım linkte. Artı 6. Feeling of What Happens. Yani bu şey işte kognitif dünyadan biraz aslında yani iki şeyi anlatıyor. Bu işte duality nasıl birleşebilir, perception nasıl şey yapabilir diye. Bir de şey de 13-14'e bakarsanız Tim Ingold şeyle 13 ile 14'te bu Lines ve Life of Lines işte Making kitabı falan da vardır. Bir antropolog. Ben çok şey öğrendim. Yani gerçekten aşırı şey öğrendim. Şeydir de hızlı okunur. Yani çok böyle yoracak şey değil. 16 Action and Perception Alva Noe'nin çok iyi bilinen bir kitap bu. Bunda da şu vardır. Hani başta şeyi anlatıyorum ya mesela data böyle havada olan bizim tutup çektiğimiz bir şey değil. Action in Perception You are projecting it. Yani sen aslında baktığın yerde bir şey yansıtıp onu görüyorsun falan. Yani pasif canlılar değiliz. Onu anlatıyor. O 16'da. O yönden önemlidir. Başka burada size vereceğim. Bir de 25'te işte o 25'in içinde şey var. David Bohm'un bence çok önemli. Onu ben ama PDF'i de var. Onu atayım. David Bohm Meaning and Information. Bunu hep böyle sunumlarımda söylerim. Çok da severim. Yani bunu da bir okuyun arkadaşlar. Böyle bir hani information theory nedir, işte bilgi aslında nedir falan onu da attım. Kim attı mı? Herhalde attı. Evet o son linkten herhalde PDF açılacak. Evet açılıyor. Yani bu meaning and information'a da bir bakın derim. Son bir soru var mı? Son bir soru daha alayım mı? Çok teşekkürler bu arada. Ben teşekkür ederim. Bu şeylerle ilgili de bu derken şu Instagram'ı da ben linkten atıyorum. Bu Instagram'da da şeyi soruyorum sürekli. Mesela geçen bu Midjourney Runway Blend'leri yapmaya başladım. Bir şeyler hani böyle aradığınız zehir aslında karışımın içinde falan diye bir şeyler postalamaya başladım. Bir de şeyi örneği olarak gösteriyorum. Ben böyle işte 1,5-2 sene önce yaptığım görseller o bulutlara baktığımda onlar benim böyle haftalarımı falan alıyordu yapmak. Yani şimdi böyle 30 saniyede. O yüzden şey de yapıyorum. Yani kendi frenime de basmaya çalışıyorum ama şu da bir şey. Onu da söyleyeyim. Mesela LinkedIn'de ilk paylaştığım post benim şeydi bu Midjourney ile ilgili. AI bandwagon dedim. Bandwagon şey terimidir. İşte
Ben işte şey çalgıcılar yani grup wagon da onların bindiği vagon. Yani her bir trend olduğunda herkes o vagona binmek ister şeyidir. O yüzden biz burada işte hani trendy olma durumları. Benim Midjourney'de ilk yaptığım şey AI bandwagon promptunu kullanarak ben bandwagon'lar ürettim ve LinkedIn'de paylaştım. Buyurun arkadaşlar dedim ben. Hepimize bandwagon yaptım. Hep birlikte atlayabiliriz içine diye. Ben dedim bindim. Size de kolay gelsin. Tamam. Yani burada hem bir self criticism vardı hem de bir şey. Sonra yaptığım şeyin ne kadar doğru olduğuna karar verdim. Çünkü geçmişte çok kritik yani aşırı kritik yaklaştığım için ben birçok konuya bazen yani soğutacak kadar uzak duruyordum. Öyle yapmamak lazım. Mesela bu sefer hani olayın içine yani bir anlık o treni atlamış olmak aslında bana içinde kalarak kritik olma fırsatı verdi. Ve bu şekilde şeyleri görüyorsunuz. Yani boşluklar nerede, nereler anlamsız, kimle paylaşıyor, ben nasıl kendime challenge edebilirim? Yani şu anda her şeyi gösteremiyorum size çünkü mesela yöntemler geliştirmeye başladık biz hani şeyde. Ya bunların anlamlı kullanılması ile ilgili yöntemlerimiz var şu anda hatta yani ve büyüyerek devam ediyor. Bunları işte herhalde 3-5 sene sonra gösterme şansımız olacak. Ama yani bir yeni bir kapı açtığı için çok önemli. Ha oraya nasıl geliyorsun? İşte oraya yani sabaha kadar type edip imaj da yapabiliriz ama ben mesela şey yaptım bir noktada dedim ki arkadaşlar hadi bir sakinleşin. Bunu bir yöntem, metodu nedir bunu onu geliştirelim falan. Yani o önemli. Evet. Son bir soruyu da sorulmayan bir soruyu ben kendim cevaplayarak böylece bir soru şey yapmış oldum. Tekrar bir soru varsa alayım. Yoksa sanırım yok hocam. Tamam. Yok galiba evet. Çok teşekkür ederim.